Ben neler yaşıyorum, senin haberin var mı? Hı? Nelerle uğraşıyorum ben, yine de senin gibi çekip gitmiyorum. Sevdiklerimi yüzüstü bırakmıyorum. Hani biz birlikte savaşacaktık? Hani sen benim yanımda olacaktın? Bir şey söylesene Barış, bir şey söyle! Cevap ver! Hemen bir EKG'ye çekeceğiz. Ondan sonra sizinle net bir şekilde konuşuruz Kılaç Bey. Ağır geçti sanki biraz. Testlerden sonra sonuç alamazsak anjiyo yapıp daha net öğrenebiliriz durumu. Ben hemen geliyorum. Bey, tabii buyurun doktor bey. Kılaç Bey. Görün telefonum sende mi? Tabii bende, ben hemen haber veriyorum. Hayır, kimseye haber vermek yok sakın. Neden? İstemiyorum Gülün. İstemiyorum, kimsenin bilmesini istemiyorum. Asla aramızda. Tamam. Kimse bilmiyor aramızda. Siz kendinizi yormayın. Endişe etmeyin, tamam. Dışarıda bekleyin lütfen. Tamam, tabii. Kıraç Bey, ben hemen buradayım. Kapının yanındayım. Lütfen, daha sonra. Oo, baba! Ay Allah'ım, sabır ver. Şu telefonu ya. İyi akşamlar hanımefendi. Hastanın kayıt işlemleri için form doldurmanız gerekiyor. Tabii, tabii. Kimliği bende. Buyurun. Beni aramışsın. Neredesin sen? Neredesin? Seni bin kere aradım. Şeydeyim. Neyse, önemli değil. Hastanedeyiz biz şimdi Kıraç Bey'le. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ya, Kıraç Bey bir fenalaştı. Ben de yanındaydım. Hastaneye geldik. Doktorlar yanında mı şimdi? İyi mi peki şu an? Tansiyonu mu düştü? Ne oldu? Ne oldu? Anlasana. Aslında öyle bir şey değil. Kalp kriziymiş herhalde. İşte EKG'ye çekecek doktorlar yanında şimdi. Ben de tam bilmiyorum ki. Tamam, hangi hastanedesiniz siz? Ajansın hemen yanındaki hastanedeyiz. Tamam, hemen geliyorum ben. Tamam. Dicle, kimseye haber verme. Kimseye sakın. Sana bile söylemedim, tamam mı, aramızda? Tamam, söylemem, merak etme sen. Gelince ararım. Sevgilim ne oldu? Canım benim, hemen gitmem lazım. Gitme, bu gece benimle kal lütfen. Şu an senin yanında olmaktan daha çok istediğim hiçbir yer yok, inan bana. Ama gitmem lazım. Hastaneye gitmem lazım. Babam hastanedeymiş. Niye, ne oldu? Ya bilmiyorum. Gül'ün yanındaymış, fenalaşmış. Yani tam olarak ne olduğunu bilmiyorlar ama kalp krizi olabilirmiş. Kalp krizi? Tamam, birlikte gidelim o zaman. Hayır, hayır. Bekleyemem zaten. Yalnız gitmem lazım ayrıca. Niye yalnız gitmen lazım? Ya kimse bilmesin demiş. Hatta bana bile söylemesini istememiş Gülen'in. Bir de sen gelirsin, orada seni tanırlar, birileri öğrenir, çekerler falan. Boş ver, ortalık karışır. O yüzden gitmem lazım, tamam? Ama bana bir söz ver, ortadan kaybolmayacaksın. Tamam mı? Söz ver bana. Söz. Tamam, bak söz verdim, kaybolmuyorsun. Tamam, hemen çıkıyorum ben.
Dicle. Ne oldu? Ne dedi doktor? Nerede şimdi? Anjiyoyu aldılar şimdi. Kalp krizi olabilirmiş. Olmayabilirmiş. Ya onu orada görmeseydin? Yolun ortasında kalsaydı öyle. Tamam dur bir sakin ol. Nasıl oldu bu ajanstan çıkarken mi oldu? Anlatsana biraz nasıl oldu? Hayır ya şey şimdi. Ajanstan geç çıktım ben. Ceyda Hanım'ın verdiği işlerle ilgileniyordum işte. Sonra bizim ajansın orada bir bar var ya. Evet. Köşeye dönünce. Tamam. Oradan geçtim. Kıraç Bey'i gördüm ben orada. Yürüyordu. Ben işte seslendim. Kıraç Bey, Kıraç Bey dedim. Beni görmedi ama. Sonra böyle takip ettim. Biraz bir baktım yere düştüm. Apar topar buraya geldik. Yani bilmiyorum ya bir şey olursa Dicle. İyileşecek. Tetkiklerimizi yaptık. Başta kalp krizi veya kalp spazmı olduğunu düşündüren belirtiler vardı. Ama ikisi de çıkmadı. Çok şükür. Peki kalple mi ilgili bu durum? Evet. Düşündüğümüz kadar ciddi bir durumla karşı karşıya değiliz. Apikal balon sendromu diyoruz buna. Nedir o? Kırık kalp sendromu. Nasıl yani? Şöyle, kalp krizinde genellikle kalpteki arterler tıkanır. Ama bu sendromda böyle bir tıkanıklık söz konusu değil. Kalp damarlarında kan akışı yavaşlamış. Geçici bir durum. Peki neden olmuş sizce böyle bir şey? Kesin olarak şu ya da bu diyemem. Nedeni tam olarak biz de bilmiyoruz. Ama ani bir stres, üzüntü, yakın zamanda gerçekleşen bir kayıp. Bunların hepsi hastanın durumu tetiklemiş olabilir. Ama şu an için kesinlikle hayati bir tehlikesi yok. Çok şükür. Tamam. Çok güzel. Tedavisi olan bir hastalık. Yakın zamanda da toparlayacağını düşünüyorum. Ama bundan sonra kendine çok dikkat etmesi gerekiyor. Ben birazdan gene döneceğim. Çok geçmiş olsun. Tamam, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun doktor bey. Hayır, çok şükür. Kırık kalp sendromu. Daha önce hiç böyle bir şey duymadım ben. Ben de duymadım. Sen benden başka birini aradın mı? Hayır. Seni aradım tabii sana ulaşamayınca Beren'i aradım da telefonu kapalıydı. Sonra da zaten kimseyi arama deyince hiç kimseyi aramadım yani. Sen de aslında burada yoksun Dicle. Ama olmaz öyle, ben burada yalnız bırakamam onu. Yalnız değil ki, ben varım. Dicle, senin burada olduğunu duyarsa çok sinirlenir. Sinirlenirse yine bir şey olur. Dikkat edelim yani. Ben seni aramadım yani, görmesin seni. Ben zaten buradayım. Refakatçiye de ihtiyaç yokmuş aslında ama tabii ben yine de hiçbir yere gitmeyeceğim. Olsun, ben yine de kalayım. Görünmem, yanına da girmem ama burada kalacağım. İçim rahat etmez, yalnız bırakamam, olmaz öyle. Bu halde. Görünme o zaman hiç. Tamam, görünmeyeceğim ben. Ben bir Meral'i arayayım, haber vereyim, merak etmiştir şimdi. Nasıl şimdi durumu? İyi, dinleniyor. Seni görünce ne dedi? Hiçbir şey demedi. Çünkü görmedi. Kimsenin bilmesini istemiyormuş. Aa, neden? Bilmiyorum ki. Dicle, geleyim mi, ister misin? Yok, ben buradayım. Şimdi Gül'ün de var zaten burada. Yalnız sabah gelirken bana böyle temiz bir şeyler getirirsen süper olur. O kolay, onu hallederiz. Sen ne istiyorsun? Bana söyle, ben ütüleyeyim hemen. Yani çok renkli bir şeyler olmasın çünkü Ceyda Hanım sevmiyor. Aa, şimdi her şey bitti, bir de Ceyda Hanım başladı. Sen Barış'la görüşecektin. Ne oldu? Telefon gelince yalan oldu tabii. Biz buluştuk, yani görüştük. Aa, ne o yüz hareketleri, bir ifadeler bir şey? Yok, ifade falan. Ne ifadesi, yok öyle bir şey. Var Dicle, ne? Söyle çabuk. Tamam, hadi kapatıyorum ben şimdi, tamam mı? Hadi kapat. Ya hayır, şu an kapatamazsın Dicle ya. Ya tamam, ben seni sonra arayacağım, hadi kapatıyorum. Hemşire geldi. Ateşine baktılar, tansiyonuna baktılar. Her şey normal. Aa, çok sağ ol. Ben bir lavaboya gideyim. Git tabii, git.
de kalbim çok kırık. Sen evden dışarı çıkarmak için neler neler yaptım. Peşine düştüm, milyonlarca kez aradım, konuştum, yalvardım. Çıkmadın. Şimdi böyle bir anda. Gideyim istiyorsan. Hayır, gitme. Sakın gitme. Hep benimle ol. Ne olur bırakma beni. Kalacakmış o evde Barış. Bilmiyorum anneciğim. Ama en azından artık nerede olduğunu biliyoruz değil mi? Öyle düşünelim yani. Ha, geri gelmeyecek mi? Hep orada mı kalacak yani? Olur mu anneciğim öyle şey? Gelecek tabii ki. Bak, benim yüzümden gelmiyorsa söyle artık. Anneciğim seninle alakası yok. Birazcık kafasını toparlasın, dinlensin, gelecek zaten. Yardım da istemiyor ki hiç. Bari gidip görsek. Hayır, beni istemiyorsa sen bir git konuş. Hatta yanında kal. Yalnız bırakma kardeşim. Gideceğim anneciğim, gideceğim. Yarın gideceğim ben, merak etme. Gidip baksan mı acaba? Şimdi mi? Evet. Aklım kalmasın bari. Önce beni bir bırak, sonra kardeşine gidersin. Her şey yolundaysa zaten dönersin. Tamam anneciğim, öyle yapalım. Seni bırakayım, giderim ben de. Babam beni görmeye gelirdi bazen. Ben bilerek soğuk davranırdım ama. Sanki günlerce onu bekleyen ben değilmişim gibi. Neyse yine babam gelecek bir gün. Ben böyle en güzel kıyafetlerimi, elbiselerimi giymişim. Saçımı anneme ördürmüşüm falan. Çıktım kapının önüne. Oturdum babamı bekliyorum. Ama saatlerce bekledim. Gece oldu, zaman geçti. Belli ki gelmeyecek. Ha, niye bekliyorsun ki? Annem geliyor arada. Hadi diyor artık eve gir. Yok inat ettim. Bekleyeceğim. Sabaha kadar onu bekleyeceğim. Ama gelmedi o gün işte. Ben o gün babamı sabaha kadar oturdum o kapının dibinde bekledim saatlerce. Aradan yıllar geçti. Hala ben bir kapının önünde babamı bekliyorum. Ama bu sefer gelecek. Biliyorsun. Babanın ne kadar güçlü bir adam olduğunu biliyorsun. Ayağa kalkacak. Toparlanacak. Gelecek yine yanına. Yanımda olmadığı için kızgınım. Büyüdükten sonra beni görmezden geldiği için kızgınım. Çok kızgınım. Ne hissedeceğimi bile bilmiyorum. Ya sinirden hayatının başına yıkmak istiyorum ama yapamıyorum. Onu orada içeride öyle yapayalnız yatarken görmek beni mahvediyor. Yalnız değil ki, sen varsın. Ona ne kadar kızsan da öfkene rağmen onun için paralıyorsun ya kendimi. Peki işe yarıyor mu? Yaramıyor. Ne yaparsa yapsın hep benden bir adım önde. Kim? Babam. Bana yaptıklarından sonra. Şu geldiğimiz hale bir bak. Yaşadıklarımızı bir düşün ama her şeyi en baştan. Ben İstanbul'a geldikten sonra aramızda geçenleri bir düşün. Beni istememesi, saklamaya çalışması, geri göndermeye çalışması. Şimdi kızamam da ona, bağıramam da. İçimden geçenleri de söyleyemem. Bu haldeyken olmaz.
Ama ben bunların hiçbirini unutmadım. Hepsi bende saklı. Evet, unutmadım. Ama hala yanındasın. Yaşayamadığımız o kadar çok şey vardı ki bizim. Hala da var. Belki dedim baştan başlarız. Ne kadar kızsam da, ne kadar nefret etsem de. Nefret etmiyorsun babandan. Söyleme öyle. İçinde bir yerde böyle en derinlerinde onun iyi bir insan olduğuna inanmak istiyorum ben. Ne olursa olsun duygularının olduğuna, üzüldüğüne, sevdiğine, acı çektiğine, böyle gizli gizli ağladığına inanmak istiyorum ben onun. Çünkü hepimizin dışarıya göstermediği bir yüzü var. Tamam, kimse bilmiyor, kimse görmüyor ama yalnız başımıza kaldığımızda o ortaya çıkıyor. Kendimiz oluyoruz. Bence babamın da kimseye göstermediği bir yüzü var. Olmalı, olmak zorunda. Önünde iki seçenek var. Ya babanı olduğu gibi kabul edeceksin her şeyine, ya da acı çekeceksin benim gibi. Ona söyleyemediklerinle, içine attıklarınla her gün pişman olacaksın. Yıllar geçse bile aklına gelecek ve kendine pişmanlıklardan pişmanlıklar beğeneceksin. Geçti bence. Yani oraları geçeli çok oldu. Şu halimize bak. Kimseye söylememiş. Benim bile öğrenmemi istememiş. Ama buradasın. Yanındasın. Yani? Başka bir şeyin önemi yok sevgilim. Buradasın. Ona ne kadar kızsan da, ne kadar kırılsan da o kadar güzel bir kalbin var ki. Bırakıp gidemiyorsun. Benim bu hayattaki en büyük şansım sensin, biliyor musun? Belki sana bunu hissettirememiş olabilirim. Biraz kalbini kırmış olabilirim. Ama senin yerinde başka birisi olsaydı benim bir daha yüzüme bile bakmazdı, biliyor musun? Ne hali varsa görsün derdi. Ama sen beni bırakmadın. Hep yanımdaydın. Babanı da bırakmayacaksın. Ne şimdi, ne de daha sonra. Lan Barış! Oğlum neredesin sen ya? 10 saattir kapıyı çalıyorum, açmıyorsun. Hastanedeydim, şimdi çıktım. Ne oldu lan, ne hastanesi? Dicle'nin babası rahatsızlanmış. Hayda, nesi var? Kalbiyle ilgili bir sıkıntı olmuş. Kalp krizi mi? Yok, kalp krizi değil. Daha hafif bir şey ama dinlenmesi lazımmış. Ah ulan ya. İyi tamam, sen ne yapıyorsun, geliyor musun şimdi? Yok, gelmeyeceğim eve. Ben eski evdeyim oğlum zaten, bir seni görmeye gelmiştim ya. Ya abi sen niye geliyorsun? Annem gönderdi değil mi seni? Ya ben merak edemez miyim oğlum seni? İlla annemin mi bir şey söylemesi gerekiyor yani? Üf, tamam anladın sen beni. Neyse tamam, sonra konuşuruz. Ben akşam yalnız kalmak istiyorum. İyi tamam, ben bir Dicle'yi arayayım o zaman. Kızın bir şeye falan ihtiyacı varsa. Yok sen arama, kimsenin haberi yok. Sen de hiç arama, unut söylediklerimi, tamam mı? Lan kimseye bir şey söylemeyeceğim oğlum ya. Dicle'yi arayacağım. Abi arama, kimseye de çaktırma bak. Özellikle Serkan'a falan. Tamam lan tamam, laf çıkmaz benden. Şişt, bana bak. Gece canın falan sıkılırsa ara beni ha. Saat kaç olursa olsun gelirim ben, tamam? Tamam bro, sağ ol. Günaydın. Günaydın Feris Hanım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler Jülide. Bu arada ben çok tebrik ederim. Çok... ben sizi arayanları not aldım. Masanıza da bıraktım. Hiçbir sıkıntı yok. Bilginiz olsun. Evet, çok güzel. Hoş geldiniz Feris Hanım. Günaydın. Ben de zencefil çayınızı hemen getiriyorum. Çok çok iyi olur. Çok harika. Sağ ol Bekir. İnsan ne diyeceğini bilemiyor Jülide. Yani tebrik edeyim desen bir... Hiç girme. Hiç girme istersen o konuya Bekir abi. Çünkü ben de öyle düşündüm. Öyle bir baktı ki bence biz hiç açmayalım bu konuyu. Tamam. Açmayız. Hı. Jülide selam. Hı. Feris geldi mi? Şimdi geldi Ece Hanım. Oh nihayet. Sen hiç zahmet etme, ben kendim geçerim. Sağ ol. Feris
Ece'ciğim. Günaydın Ece. Şimdi sen diyeceksin ki bu kadın sabah sabah niye geldi ama şu aramızdaki tatsızlığı bir... Ece istemiyorum. Açıklama da istemiyorum, konuşmak da istemiyorum. Ama yani çok kısa, gerçekten çok kısa. Sadece bu olayın benimle bir ilgisi olmadığını bil, bana yeter. Evet, Serkan söyledi. İnandın mı? Çünkü pek inanmış gibi görünmüyorsun. Artık bir önemi yok. Sen yazmışsın, başkası yazmış. Hiçbir önemi yok. Ama bir sıkıntı yok yani, değil mi? Aramız iyi. Hı? Ece, daha önce nasılsak şimdi de aynen öyleyiz. Hiçbir şey değişmedi. Bak, Barış'ı da yazmıyorum, yazmayacağım. Ha? Evet, başka bir şey yoksa Ece'cim çalışmam lazım. Yok yok, sen çalış. Kolay gelsin, ben seni tutmayayım. Ama sonra ben yine bir uğrarım, tamam? Oldu, hadi hoşça kal. Bye bye. Yüzüne bakmam, yüzüne bakmam. Gelsen de içeri almam. Gelsen de, bak ne manalı. İçine, ne içeri, bir dakika. Gelsen de içeri almam elbette. İçeri almam seni. İçeri almam seni. Gelsen de geceleri. Of, olmuyor bu ya, olmuyor ya. Ne yaptınız bana ya? Ne yaptınız? Olmuyor diyorum sana. Çınar, ne haber Çınar? Serdar'cığım, günaydın, ne haber? Nasılsın, hayırdır? Sabah sabah rüyamda mı gördün beni? Ne oldu? Uyumadım ki, uyumadım ki göreyim. Dün geceden beri söz yazmaya çalışıyorum ama yazamıyorum. Aa, ne demek yazamıyorum? Olur böyle şey Serdar? Sen yazmışsındır. Hem de ne şahane sözler yazmışsındır, şimdi yapma. Şu an şöyle yazdım abi. Şu an kapıdan içeri girsen, yüzüne bakmam, seni içeri almam. Yani bakmam, almam, böyle bir şeyler oldu, olmadı. Yani kısacası durum hiç iç açıcı falan değil. Ben artık yazamıyorum abi. Yazamıyorum. Aa, yok, vallahi inanmam. Sen yazmışsındır. Olur mu öyle şey? Olur vallahi. Hatta olmuş. Müziği mi bıraksam ben ya? Teoman gibi falan, ha? Yok, daha neler. Olmaz Serdar. Diyorum ki abi, ben bir açıklama yapayım yol yakınken. Müziği bıraktığımı böyle açıklayayım. Eski şarkılarımla hayranlarımı baş başa bırakayım diyorum. Bilmiyorum yani, aklıma başka bir şey gelmiyor. Serdar'cığım, sen şu an neredesin? Evdesin değil mi? Evet, ne oldu ki? Ha, iyi tamam. Benim ajansla birkaç küçük işim var. Ben onları halledeyim, bir geleyim yanına konuşalım o zaman, olur mu? Çınar'cığım, elin boş gelme sakın, olur mu? Hani simit falan al, börek al. Bir şeyler al, kahvaltı yapalım. Yoksa hiç bu iş yürümeyecek yani. Tamam, doğru söylüyorsun Serdar'cığım. Ben simit, poğaça, pasta, börek ne varsa alacağım, geleceğim. O zaman sen de bir çay koy. O çay demlenene kadar ben senin yanındayım. İyi, hadi bekliyorum. Geç kalma sakın ha. Vallahi geç kalma, hadi bekliyorum. Nereden çıktı bu röportaj Ceyda? Ego'da işler iyi değil demiştin. Bir sürü yazılanlar, çizilenler, giden oyuncular hakkında çıkan haberler. E zaten Feris'le sen ayrı konu. İyi olur diye düşündüm. Ya senle ben konuşsak neyse de yani Kıraç'la ne konuşacağım ben şimdi? Serkan, içeriği zaten toparlarız. Önemli olan dışarıdan nasıl göründüğümüz. Tamam, o zaman Ego'nun bütün menajerleri olsun. Ya hep beraber konuşalım. E zaten yapılmadı mı o? Dergisine çıkmışlardı. Doğru söylüyorsun. Ya çok mu acelesi var peki? Önce bir gidenler kalanlar belli olsun. Ona göre yapalım. Biz ne istersek o olacak. Kalsın dediklerimiz kalacak. Gitmesini istediklerimiz ajanstan ayrılacak. Düşündüğün kadar kolay olmayacak. Ben sana söyleyeyim de. Sen bana bırak. Ben çalışmalara başladım zaten. Düşündüğünden daha kolay olacak. Merak etme. Bir ufak işim var. Onu halledip geliyorum. Tamam. Ajansla görüşürüz. Görüşürüz. Sen gelmeden konuşmak istemedim Feris. Yani Çınar'la ikinizin bir ajans kurup da Ego'dan ayrılmak istemeniz beni çok üzdü. Biliyorum Peri de. Biz de seni üzdüğümüz için çok üzüldük ama Çınar'ın çok bunaldığı bir dönemle başladı bütün mesele. Sonra ikimizin de üstüne çok geliyordu Serkan. Sonra hamile olduğumu öğrendim ve ben kaçmak istedim Peri de. Yani ikimizi de çok zorluyordu. Sadece sizleri mi zorluyordu? Hı? Yani ben sizin arkanızdan iş çevirdim mi çocuklar? Ne bileyim, Kıraç'a gidip de gel bir ajans kuralım. İkimiz de canımızı kurtaralım dedim mi? Peride'cim, ben aslında sana söylemeyi düşünmüştüm. Hadi canım.
Gerçekten düşünmüştüm Peri de ama yani senin egoyu bırakamayacağından o kadar emindim ki o yüzden konusunu bile açmadım. Nereden çıktı bu? Hayatım, çünkü ego senin çocuğun gibi. Yani sen başka bir ajansa gitmek isteseydin oho. Sana kaç bin tane teklif geldi. Ama sen hepsine hayır dedin zamanında. Onların hepsi eskidendi. Ya şimdi siz tamamen vaz mı geçtiniz yeni bir ajans fikrinden? Yani şimdilik öyle görünüyor. Zaten Feris'in de dinlenmesi lazım, biliyorsun. Eğer bir daha böyle bir şeye kalkışırsanız haberim olsun. Nasıl? Yani bir daha böyle bir şey olursa sen bizle gelmek mi istersin? Sizin başka işiniz yok mu? Ha? Oturup kaldınız benim başımda. Şaşırtıyorsun bizi kadın. Gidin bakalım. Hadi kalk, gelirsin. Kalk, hoş. Görüşürüz. Hadi. Ay canım, canım bunlar, canım. Affetti mi sence bizi? Öyle görünüyor. Hadi inşallah. Feris, sen hakikaten hani gelmeyecektin, daha dinlenecektin evde? Ay çok sıkıldım Çınar, yani sıkılmak için vaktim oldu, düşün. Aa, iyi, darısı başıma. Sen ne yapıyorsun bugün? Ben bugün Serdar'ın yanına gideceğim. Klasik Serdar işte, ne yapayım, ona bakacağım. Sen ne yapacaksın, ajansta mısın? Belki Fatih gelecek ama daha kesin değil. Sonra evrak işleri falan var. Yani. Ama gayet rahatım bugün. O kadar rahatım deme işte ama Feris. Artık başımızda Ceyda var, o yüzden öyle rahatım deme. Ay daha karşılaşmadık biz. Çok sağ ol hatırlattığın için, sağ ol. Hadi. Emre? Ha. Toplantı yok mu? Ha yok Bekir abicim. Şey, Gül'ünle Dicle nerede? Onlar da yok. Gül'ün trafiğe takılmış, Dicle'de telefonumu unuttum, onu alacağım dedi, eve geri dönmüş. Hadi canım. Yani ben de pek inanmadım ama Ceyda Hanım gelmeden gelseler iyi olur Bekir abi. Ya bak vallahi sabah sabah adını söylediğim bir keyfim kaçtı ya. Ya bu kadınla olmaz böyle Emrah. Yani Serkan Bey'le iyi kötü bir şekilde anlaştık, alıştık birbirimize yani. Ama bununla zor, vallahi çok zor ya. Kadını böyle bir hali tavrı, böyle bir üstten bakışı böyle. Masaya dokundum yok, şeymiş, önemliymiş. Çaycıymışım ben filan falan. Olmaz yani. Haklısın Bekir. Ulan olmaz yani, yok şeyi yok yani, olacak gibi değil yani. Haklısın. Geleceğim yanına. He. Kahve mi getirdin? Kahve mi? Ne kahvesi Kıraç Bey, artık öyle şeyler yok. Doktor ne dediyse o. Kahve, çay tüketimine artık ara veriyoruz. Başka? Tuz yok. Yağ yok. Tabii bir de alkol yok. Başka derken bilmem gereken başka bir şey var mı Gül'üm? Kıraç Bey, yanlış anlamışım. Şimdilik yok. Ama olursa da zaten size şu an için söylemem. Gayet iyi hissediyorum ben kendimi. Doktorla da konuşacağım. Çıkacağım bugün. Kıraç Bey, size dün geceyi hatırlatmak istemem ama biz çok ağır bir şey atlattık. Doktor ne dedi? Kırık kalp sendromu dedi. Şahane tespit. Nezle geçirmiyoruz yani şu an burada Kıraç Bey. Doktor ne dediyse o yapılacak. Bütün talimatlara harfiyen uyulacak. Aa şu anda nasıl çalışabiliyorsunuz ya? Çalışmak yok, bir süre dinleneceğiz. Programıma bakıyorum Gül'ün, oyuncularımı aramam lazım. Zaten herkes tepemde. Serkan aradı, açmadım. Görüşmedeyim diye mesaj attım. Niye? Serkan'ın burada olduğumu bilmesini falan kesinlikle istemiyorum. Ceyda da bilmeyecek. Kimse bilmeyecek benim burada olduğumu. Üzülmelerini istemiyorsunuz tabii, doğru. Neye üzülmesi Gül'ün? Kimsenin üzüldüğü falan yok. Biri arkamdan iş çevirir, ajansı düşmanımın almasını sağlar. Öbürü hepimizi göndermeye çalışır. Kendi kızım bile, öz kızım bile beni sırtımdan bıçaklıyor. Kim üzülecek benim için Allah aşkına? Kıraç Bey, ben sizinle bu konuda aynı şekilde düşünmüyorum. Dicle konusunda. Dicle sizi sırtınızdan bıçaklamadı Kıraç Bey. Hatta bana sorarsanız özür dileyerek söyleyeceğim. Sizin Dicle'den özür dilemeniz gerekiyor. Benim mi? Evet, sizin Kıraç Bey. Ne zaman çıkaracaklarmış hastaneden? Vallahi bugün konuşamadım sabah doktorla ama yani bugün de olabilirmiş, yarın da olabilirmiş. Yanına girmeyecek misin Dicle? Söyledim ya, Meral burada olduğumu bilmiyor diye. Hasta olduğumu kimse bilmesin demiş. Bakalım işten çıkar çıkmaz gelmeye çalışacağım. O kadar şanslı bir adam ki. Bak sana bunca şey yaptı, sen hala buradasın, bana ne demedin? Biliyor mu ne kadar şanslı bir adam olduğunu? Hiç sanmıyorum.
Barış farkında mı ne kadar şanslı olduğunu? Umarım farkındadır. Burada mıydı bütün gece? Evet, hep yanındaydı. Akıllandı, aklı başına geldi demek ki. Umarım. Heh, oldu değil mi? Neyse, bunu daha sonra düzgün toplarım. Tamam, temiz görünüyor muyum? Ceyda Hanım beğenir değil mi? Çift uyumuna göre yazılmamış bir senaryo ile karşındayım. Ben çok beğendim. Bence bir düşün. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Bir şey söylemeyecek misin? Söyleyeceğim, söyleyeceğim. Şimdi iyi dinle beni. Hastanede olduğumu unut. Ben bugün Aydan Şener'liyim. Çok yoğunum. Bütün gün onunlayım. Hatta hem bugün hem yarın fullüm. Ajansa uğrayacak bile vaktim yok. Anladın mı? Evet ama ben durmam. Aması maması yok Gülen. İdare edeceksin beni. Aydan'la da sen ilgileneceksin. Ceyda Hanım'a ne diyelim? Bilmiyorum artık. Orasında sen düşün. Emrah'la Dicle'ye de söyleyin. Biz yokken dikkatli olsunlar. Girmesin ortalık birbirine. Dicle'den yardım alsam Kıraç Bey. Yani hastanede olduğunuzu ona söylesem? Kesinlikle kimse bilmeyecek. Asla. Aramızda kalacak. Tamam. Siz nasıl isterseniz öyle olsun. Ama siz yine de bir düşünün isterseniz. Neyi? Dicle'den özür dilemeyi. Gülün hadi, hadi Gülün. Hadi git artık. Tamam. Şimdi ben gidiyorum Kıraç Bey. Ama ben bunu size yine de bir hatırlatırım. Şimdi hastasınız diye çok üstünüze gelmek istemiyorum ama hatırlatırım. Hadi dikkat edin. Telefonunuzu bırakıyorum. Sadece benim ulaşabilmem için. Çalışmayın sakın. Ben Serdar'ın yanına gidiyorum. Bir şey olursa bana haber ver. Tamam. Çınar Bey, ben de sizinle gelebilir miyim? Yok, senlik bir durum yok Emrah. Sen dur burada. Çınar Bey, belki benlik bir durum vardır. Ne olur lütfen. Hep Serdar Bey beni çok seviyor. Yani kendisi bundan bilmese de seviyor yani. Emrah'cığım, hayırdır? Çınar Bey, ne olur ben de sizinle geleyim. Ceyda Hanım sabahtan beri bir tane mesaj attı. Lütfen ben de geleyim. Her şeyi yaparım Çınar Bey. Lütfen. Emrah, bak zaten benim başımda bin tane iş var. Bir de sen çıkma, tamam mı? Otur oturduğun yerde. Hadi Emrah, korkma. Çınar Bey. İyiyim Feride'cim, sağ ol. Aydan gelmiş İstanbul'a nihayet. Aa, evet, geldi. Önce oteline yerleşecek, sonra yönetmenle ve yapımcıyla bir buluşması var. Sonra da seninle yan yana getireceğiz. İyi, zaman belli olunca yerde haber verirsin bana. Elbette, merak etme, arayacağım. Ha, girseydin Emrah'cığım. Feride Hanım, size yardım edebileceğim bir konu var mı? Ne gibi? Bilmem. Yani herhangi bir şey olabilir. Miro'yu kuaföre götürebilirim, bakım yaptırabilirim. Alışverişlerinizin hepsini yapabilirim. Sonra evinizde musluk falan, çamaşır, bulaşık, boya badanası var. Ne varsa yaparım Peridem. Peridem, ne olur bana bir iş ver. Şimdi bak Rahmi ile... Tamam, tamam. Ben varım. Anlaştık Peride Hanım. Ben çok teşekkür ederim. Hayatımı kurtardınız. Gerçekten teşekkür ederim sana. Emrah'cığım, Rami ile ben uğraşıyorum diyecektim. Yani senlik bir işim yok. Vardır Peride Hanım. Siz bir düşünün. Mutlaka bana uygun bir iş vardır. Bana haber verirsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz.
gelmiş olur mu Merve'den? Kolay gelsin. Kolay gelsin. Günaydın Ceyda Hanım. Aa, öğrenmişsin adımı. Bravo. Ceyda Hanım, ben gerçekten sizi üzecek ya da kıracak bir şey yaptıysam özür dilerim. Okey. Tamam, yarın haberleşiriz. Görüşürüz. Görüşürüz, tamam. Öpüyorum. Bay bay. Günaydın. Günaydın. Senin için. Ah, çok teşekkür ederim. Rahatsızlandığını duydum. Çiçekler iyi gelir. Baktıkça açılırsın. Teşekkür ederim. Serkan belki bahsetmiştir sen yokken neler olduğundan. Evet, bilgim var. Hayırlı olsun. Artık göreceğiz, hayırlı olacak mı, olmayacak mı? Normal şartlarda asla böyle bir teklifi kabul etmem ama... Serkan işte. İstediğini elde etmek için neler yapabileceğini ikimiz de biliyoruz. Ceyda, ilerisi için söylüyorum. Ben imalı konuşmalardan pek hoşlanmam. Aa, ben de. Seninle çok iyi anlaşacağız demektir. Anlaşamazsak da artık ne yapalım? Nasıl olsa Çınar'la sizin bir B planınız var. Bak, gayet net, açık. Hiçbir ima yok. Hatta ben sizin ajansınız için isim bile düşündüm. Süper ego. İt kısa kalır çünkü. Düşünmeden yaptığınız için her şeyi, süper ego iyidir. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Eski evdeyim. Senaryoyu okuyorum tekrar. Çok sevindim. Görüşmeye gideceksin yani. Bilmiyorum. Sadece okuyorum. Günaydın. 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 İyi. Fena değil. Düne göre çok daha iyi görünüyorsunuz. Aferin. Gül'ün fotoğraflar ne durumda? Çalışıyorum Ceyda Hanım. 2 saat içinde hazır olacak. Ama biraz elimizi çabuk tutalım değil mi? Emrah, gel. Sana patladım. 20'li yaşlarının başında olmasına rağmen 30'unu geçkin görünüyor Nihat. Tahmin ettiği klasik arabanın açık kaputunun altından çıkıp doğrulunca yüzünü görüyoruz. Her tarafı kir yağ içinde kalmış. Yorgun. Ailesine bakabilmek için gündüz mesaisi bitince akşamları arkadaşının tamirhanesinde çalışıyor. Nihat uzanıp alet kutusundan yanındaki şeyi alıyor, bir dikişte bitiriyor. Dicle. Dicle. Aydan Hanım'ın yanına senin gitmen lazım. O kadar çok işim var ki 2 saat içinde bunları ben yetiştiremem bile. Nasıl çıkacağım ki ben, ne diyeceğim? Bir şey deneyecek işte. 10 dakika içinde buradan çıkman lazım. Aydan Hanım'ın uçağa inmiş. Havaalanından çıkmış. Ne yapalım, ne diyelim şimdi Ceyda Hanım'a? İrem Hanım'la görüşmem vardı. İnanmaz. İnanmaz, zaten İrem Hanım'ı elimden aldı. Gülben Hanım'ı da aldı. Ben zaten böyle kaldım. Olmaz. Yeni keşiflerin var. Yeni keşfin. Kimdi o çocuk? Selçuk. Selçuk Bostancıoğlu. Evet. Onunla görüşmem var. Sence inanır mı buna? Sen yine de bir dene. Bak Dicle, Aydan Hanım'ın yanında ben olmak zorundasın. Sakın kendi adını, kendi kimliğini açık etme. Ben Gül'ün diyeceğim. Evet, Gül'ünüm diyeceksin. Kıraç Bey çok sinirlenir bunu duyarsa Dicle. Kıraç Bey'in sinirlenmesi şu an isteyeceğimiz en son şey yani. Biliyorum.
Düşüneceğim, tamam düşüneceğim. Kıraç Bey. Alo, Kıraç Bey. Gül'ün haber vermediniz hiç. Buluştun mu Aydan'ı? Tabii, hemen gidiyorum Kıraç Bey. Siz merak etmeyin. Tamam, beni sorarsa ne diyeceğini biliyorsun. Tabii ki, tabii ki ne diyeceğimi biliyorum. Zaten çıkışta sizin yanınıza da uğrarım Kıraç Bey. Hayır, hayır, sen işine bak. Tamam, ben iyiyim. Dinleniyorum, her şey yolunda. Çok şükür. Güzelce dinlenin siz. Her şey benim kontrolüm altında. Hiç merak edilecek bir şey yok Kıraç Bey. Tamam. Dicle. Dicle. Nereye daldın sen? Hiç düşünüyordum. Dicle. Bu işi elimize, yüzümüze, gözümüze bulaştıramayız. Bu işi halletmek zorundayız. Sen şu andan itibaren Gül'insin. Ya şimdi iki Dicle sorun oldu yeterince zaten. Bir de iki Gül'in mi olacağız bir anda? Başka şansımız yok ki. Yok gibi. Hadi zıpzı. Tamam. Hadi. Mesajlarımı dinledin umuyorum. Dinledim Ceyda Hanım. Güzel. Senden bir rapor istiyorum. Kim kiminle çalışıyor, ne zamandır çalışıyor, sözleşmeleri ne zaman bitiyor hepsini bilmek istiyorum. Tabii Ceyda Hanım yaparım ama Çınar Bey'in biraz işi vardı. Serdar Bey'le görüşmeye gitti. Ben de hatta onunla gideceğim. Peride Hanım'la da bir görüşmemiz var bugün. Çok güzel. O zaman çıkmadan bitir hepsini Emrah. Ama vakit yok Ceyda Hanım. Yarat Emrah. Ya da burada kalıp işlerini bitir. Hadi başla. Tamam, nasıl isterseniz. Ceyda Hanım, müsait misiniz? Notlarım hazır mı? Ben size onları dün atmıştım maille. Sen maillerine bakıyor musun Dicle? Bakıyorum tabii. O zaman yeterince dikkatli bakmıyorsun demektir. Yeni senaryolar gelmiş. Ve benim bunları okumaya hiç vaktim yok. Hepsini benim adıma okuyacaksın, özet çıkaracaksın. Hangi oyuncumuz uygun bunu düşüneceksin. Tabii. Ama benim önce bugün Selçuk'la görüşmeye gitmem lazım. Çünkü o dişini var, yanında olmam gerekiyor. Selçuk kim? Bostancıoğlu, Selçuk Bostancıoğlu. Hangi iş? Yangın yeri. Dizi mi, film mi bu, ne? Film. Selçuk Bostancıoğlu. Ben tanımıyorum galiba. O zaman A plus bir oyuncu değil demektir. Var mı fotoğrafı? Var tabii. Olmaz olur mu? Var. Buyurun. Tam tahmin ettiğim gibi tanınmamış oyuncu. Ama çok yeteneklidir. Ben kendisini keşfettiğim... Senin gelecek projelerinle ilgilenmiyorum Dicle. Şu an bahsettiğimiz Selçuk, jürideden farksız. Çınar gidiyor mu her audition'una? Hayır. Kıraç gidiyor mu? Hayır. Kıraç demişken bugün görmedim hiç, geldi mi? Gelmedi bugün. Dışarıda kendisi bir görüşmede şu an. Kimle? Aydan Şener'le. Öyle mi? Demek bizim starlarla çalışan menajerlerimiz de var ajansımızda. Güzel. Sen şimdi benim istediklerimi yap. Sonra ararsın Selçuk'u, audition'a nasıl geçmiş diye sorarsın. Hadi oyalanma. Tamam, oyalanma. Dicle. Efendim. Kapı. Hep unutuyorum. Ceyda Hanım, siz geçen hafta kum temizlemeye yeşil bir elbise vermiştiniz, hatırlıyorsanız. O gelmedi değil mi? Geldi. Ama lekesi çıkmadı. Çıktı. Çıkmadı. Çıkmaz tabii çünkü mürekkep, ketçap, çimen bunlar zor çıkan lekeler. Ben tüm günümü bu lekeleri çıkarmaya adayacağım. Siz hiç merak etmeyin. Emrah, sana göre bir işim yok. Olsa verirdim. Ama yok. Peride Hanım, bir düşünsek. Belki vardır. Hem ben bulmaca konusunda çok iyiyim. Bulmacalarda çok iyiyim. Sudoku, bulmaca, çapraz şeyler. Hepsinde çok iyiyim. Size yardım ederim. Canım, benim bir tane. Gider misin Emrah'cığım? Çıkar mısın güzel oğlum benim? Hadi çocuğum. Peki Peride Hanım. Kadersizsen ben demek ki. Ay bu her zaman böyle arabesk miydi Miro? Tamam hayatım, öpüyorum. Gülis Hanım, günaydın. Sizi çok özledim. Baştan söylüyorum, yazılıp çizilenler hakkında hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Ay yok, zaten ben asla yani öyle bir şey sormam size. İyi. Ben yokken çok iyi idare etmişsin.
Cahide konusu ayrı ama senin o konuyla hiçbir ilgin yok. Kıraç'la tamamen alakalı. Ozan aradı. Bir iki reklam görüşmesi var. Konuşacağız. Feris Hanım, ben sizden bir şey isteyeceğim. Yardımınıza ihtiyacım var. Tabii. Anlat bakalım. Otur. Şimdi benim Aydan Hanım'la buluşmaya gitmem gerekiyor. Ama ajanstan hiçbir şekilde çıkamıyorum. Çünkü Ceyda Hanım'ın verdiği işleri yapmam gerekiyor önce. Bir dakika, bir dakika. Ben hiçbir şey anlamadım. Neden Aydan'la konuşuyorsun ki? Kıraç nerede? Söyleyeceğim ama aramızda kalacak. Tamam. Dün akşam rahatsızlandı. Şu an hastanede. Ne? Evet ama kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. Neden bizim haberimiz yok? Çünkü bilmemizi istemiyor. Hatta benim bildiğimi bile bilmiyor. Biz de bir şekilde idare etmeye çalışıyoruz böyle. Peki anlat bakayım, Kıraç'ın nesi var? Ne oldu? İyi mi? Doktor kırık kalp sendromu dedi. Hı? Evet. Kıraç'ın toplantısı saat kaçta? Toplantı? Hı-hı. Ha, ajanstaki mi? Hı-hı. Ha. Az önce aradı. Toplantıya gideceğim dedi. Ama kaçta biter bilmiyorum dedi. Kıraç Bey yapım şirketine gidecekti. Bir saat, bir iki saat en az o da. En iyi ihtimalle. Ama merak etmeyin, ben sizin yanınızda olacağım. Sizinle ilgileneceğim. Bütün gün yanınızdayım. Onu da söyledi. Ay, İstanbul'u o kadar özlemişim ki. Önce küçük bir işim var o yüzden. Bize iki tane simit lütfen. Peynir de rica edeceğim. Sen de ister misin? Yok, teşekkür ederim. Ben aç değilim. Ama bak, vermem sonra. Siz üç tane verin. Yiyecek gibi görünüyor. Sonra sorun çıkmasın. Ay, tanıdım. Evet Tülay'cığım, sizin hastanedeymiş. Kıraç Özdam. Kardiyoloji servisindeymiş, evet. Durumuyla ilgili beni bilgilendirirsen çok sevinirim. Sağ ol hayatım, sağ ol. Dicle, Kıraç'ın kaldığı hastanede bir doktor arkadaşımla görüştüm. Durumuyla ilgili beni bilgilendirecek. Aklın kalmasın, tamam mı? Hadi bay bay. Dışarıya kadar gitti Ceyda Hanım. Neden? İşi vardı Ceyda Hanım. Önemli bir görüşmesi vardı. Senaryoları okuyorum. Son senaryodayım. Özet işi bende. Çok rahatladım. Ceyda Hanım, ben sizin istediğinizi yerine getiriyorum. Hani özet istemiştim. Gülüm, ben senden mi istedim bu işi? Hayır ama ben yapacağım. Yorma kendini. Benim senin notlarına ihtiyacım yok tatlım. Dicle'den istedim. Dicle yapacak. O yüzden ara, hemen gelsin. Selçuk da kendi görüşmesine tek başına gider. Merhaba, kolay gelsin. Dicle buralarda mı? Selçuk, hoş geldin. Ceyda Yücesoy, Ego'nun yeni ortağı. Öyle mi? Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Nasıl geçti görüşme? Hangi görüşme? Şefim, görüşmenin Selçuk Bey, Dicle'yle gitmiştiniz audition için. Ceyda Hanım onu merak etti. Erken bitti herhalde. An itibariyle merak etmiyorum. Olmayan audition'ın nesini merak edeyim, değil mi Gülün? Selçuk, senin sözleşmende imza ile ilgili birkaç küçük pürüz vardı. Ben şöyle yardımcı olacağım sana hemen. Şöyle buyur, buyur, buyur. Ceyda Hanım, aslında durum şöyle. Gerçekten bir audition görüşmesi vardı. Benden önce nasıl çalıştığınızı bilmiyorum. Ama bu size ilk ve son uyarım. Bir daha asla ama asla böyle bir şey olmayacak. Dicle kime sorup gidiyor canım? Üstelik yalan söyleyerek. Bana. Ben izin verdim. Dicle bugün ajansa gelemeyebilir Selçuk. Ama önemli bir şeyse söyle, ben haber veririm. Ya illa ki haber verirsin de benim bu filmden haberim yok ha. Ha, Dicle sana söylememiş miydi? Yok, bugün görüşme mi çektik? Tamam, bir karışıklık oldu herhalde ama merak etme, mutlaka düzelir. Dicle mutlaka halleder. Anladım. Tamam, getir kalem de imzalayayım. Ne imzası? Dedin ya eksik imzalar vardı. Ha, tamam, ben getiriyorum şimdi, merak etme. Ne yapıyorsun?
bakıyorsun sen? Selçuk'un sözleşmesine bakıyorum. Niye? İmza eksiği var dedim çünkü Gül'ün ondan. Alt tarafı simit der geçersin. Ama hiç öyle değil. Bunun gibisi hiçbir yerde yok. Siz en son ne zaman gelmiştiniz? Geçen sene hep Mardin'deydim. Hmm. Bir ara yurt dışına gittim geldim. O da 1,5 yıl falan oldu herhalde. Ah, insan doğup büyüdüğü şehri o kadar özlüyor ki. Haklısınız. Ay, burada olduğum için çok mutluyum. Tabii bunda filmin de büyük payı var. Bu arada ben senaryoyu okudum Aydan Hanım. Gerçekten çok güzel bir proje bu. Çok sevindim çünkü ben okumadım. Öyle mi? Kıraç çok güzel, tam senlik bir rol dedi. Fatih'in filmini zaten kaçırmam. Hele Ozan'la oynayacağımı duyunca asla hayır demem. Ozan derken? Ozan Dolunay. Ben Rahmi Dilligil diye biliyorum ama. Kim? O kim ya? Rahmi Dilligil işte. Canım onu biliyorum da yani nereden çıktı diye söylüyorum. Bana Ozan dediler. Ben Rahmi Dilligil ile partner olacaksınız diye biliyorum Aydan Hanım. İsterseniz bir arayayım sorayım, belki bir yanlış anlaşılma olmuştur. Umarım öyle olmuştur. Filiz gerçekten bu olaya karışmak istiyor musun? Dicle benimle çalışıyor, sen de bunu gayet iyi biliyorsun. Kendi oyuncuları olsa da eskiden benim asistanımdı ve hala birlikte çalışıyoruz. Ferizciğim kimle istersen onunla çalış. İstersen çaycıyı al yanına, umurumda değil. Benim derdim yalan söylenmesi. Herkes yalan söylüyor. Dicle yalan söylüyor. Emrah'la Gül'ün onu korumak için yalan söylüyor. Acaba sen bu konuda ne diyeceksin? Nasıl bir açıklama yapacaksın? Ben bir açıklama yapmayacağım. Efendim? Benim sana bir açıklama yapmak gibi bir mecburiyetim yok. Dicle'nin bir görüşmesi vardı, gitti. Ben de buna izin verdim. Selçuk ya da başka bir oyuncu hiç fark etmez. Hayatım sakin ol. Tamam? Sakin ol. Stres. Bebek için çok tehlikeli biliyorsun. Bundan sonra bebeğini düşünmen lazım. Bir iş için değer mi canım? Gel şöyle otur. Kendini düşün, bebeğini düşün. Lütfen. Koru kendini. Kolay gelsin. Gülün, Kıraç dışarıda mı? Evet. Bir şey mi söyleyecektiniz? Ben iletirim kendisine. Ha. Yok yok, geldiği zaman ben konuşurum. Gelemeyebilir. Neden? Çok yoğun çünkü. Ajansa gelemeyeceği kadar yoğun, öyle mi? Evet, dop dolu bir programımız var. Bir saniye bile boşluğumuz yok Serkan Bey. Güzel. Odasında mesainin bitmesini bekleyene kadar bu yoğunluk daha iyi. Evet. Dışarıya çıktım. Hava alacağım biraz. Aydan Hanım, buyurun böyle. Merhaba. Hoş bulduk. Böyle geçeriz. Sola gel, sola. Bak koca leke duruyor hala. Oğlum işaret ediyorum, sola diyorum. Nasıl anlamıyorsun ki acaba? Kolay gelsin, hayırlı işler. Eyvallah Barış, hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır bu saatte, dün gece bir şey mi unuttun? Yok abi, bir şey unutmadım da öyle geçerken uğrayayım dedim. Müsait değilsen sonra geleyim. Yok yok, müsaitim. Geç, geç hadi, geç. Kolay gelsin. Şey açayım mı?
Gerçi erken ama çay da ver istersen. Çay alayım abi, sağ ol. Oğlum, koş iki çay kap da gel. Hadi bir iş yara. Yeni mi başladı? Yeni başladı. Babası tutmuş kolundan sabah getirdi. Okuldan atılmış Ayta. Babası eski kafalı da biraz. Eti senin kemiği benim dedi. Tutuştu benimle gitti. Önce müşteri versene oğlum. Müşteri dediysem öğrensin diye alınma ha. Sağ ol kardeşim, ver. Hadi oğlum işini başla, hadi. Geldin yine oturdun babanın sandalyesine. Biraz anlatsana babam abi ya. Vallahi açsam daha iyiymiş. Vallahi bak şaka bir yana. Babam bu mekana çok sık gelip giderdi. Ama hiç konuşmazdı. Ama bazen birlikte geldiği bir arkadaşı vardı. Yusuf. Yusuf Usta. En son babanın cenazesinde gördüm onu. Baban öldüğü gün babanın yanındaymış diye duymuştum. Yakın arkadaş olmalı. Git onunla konuş istersen. Senin soruların cevabı bende yok. Ama onda vardır belki. Nerede bulurum peki bu Yusuf Usta'yı biliyor musun? Feriz. Kendini çok fazla yormuyorsun değil mi? Yok, bugünkü programım gayet rahat. Şimdilik iyiyim. Güzel. Feriz, akşam bir program yapma. Seni bir yere götürmek istiyorum. Bu akşam sen ve ben. Hayırı da bir cevap olarak kabul etmiyorum. Ha, bana söylemeden ortadan kaybolursan biliyorsun. Gelir neredeysen bulurum seni. Kendinden o kadar emin olma. Bulunmak istemezsen beni asla bulamazsın Serkan. Ha, o zaman sen Sapanca'ya gittiğin zaman bulunmak istedin. Yani ben bunu anlıyorum çünkü. Alakası bile yok. Çınar nerede olduğumu biliyordu. Feriz. Hı. Benimle inatlaşmak istemezsin. Aslında seninle inatlaşmayı çok isterim. Ama yorulmamam gerekiyor. O zaman ben bunu evet olarak kabul ediyorum. Başka bir şansın var mı? Yok. E o zaman? Akşam beraberiz. Ya senin de elinin bir ayarı yok ha Çınar. Boş gelmeyeyim diye bütün pastaneyi taşımışsın. Nereme yiyeceğim ben bunları? Ama bak şu çikolatalı iyi dene Serdar. Bu çikolatalı bayağı iyi. Sen bir toparlamışsın sanki ha. Yüzün gülüyor böyle Gamze Mamze. Yani evet daha iyiyim açıkçası. Yapma ya. Ama Serdar'cığım hiç merak etme. Ben seni de bu depresif halinden çıkartacağım. Yani birlikte kafa kafaya vereceğiz, bitireceğiz bu işi. Zaten bitti gibi bir şey abi. Aa öyle mi? İyi, çok iyi. Ben müzik kariyerimden bahsediyorum. Aylardır yeni bir şarkı peşindeyim, bir türlü olmuyor. Melodi geliyor, sözler yok. Sözler geliyor, melodi yok. Kayış koptu. Zaten benim şarkılarımın olayını biliyorsun. Yani anlaşılmayan sözler. Aslında bazen kendim bile anlamıyorum. Anlasam da başkasına anlatamıyorum. Ama Serdar'cığım işte o senin alameti farkın zaten. Son zamanlarda aslında aklıma gelen sözler gayet açık ve net ve anlaşılır. Başkalarına da anlatabiliyorum şarkılarımı. Ne anladım ki ben bu işten? Zaten benim gizemim o değil miydi yani? Seni çöpe atacağım, poşete yazık. Poşete atacağım, çöpe yazık. Çöp sana yazık. Bu değil miydi yani benim olayım? Anlat desen yani anlatılacak bir şey değil babacığım. Ama dün gece ne yazdım biliyor musun? Bak dinle. Yüzüne bakmam, gelsen de içeri almam. İyi, gayet güzel işte. İyi bir başlangıç bence. Değil Çınar, değil. Kuruyup kaldım ben. Böyle olmaz. Bu kadar rahat anlaşılan sözlerle olmaz bir kere. Bir şey zor olmalı, anladın mı? Ne yapalım o zaman Serdar'cığım? Bir şey yapalım. Sen söyle, ne istiyorsan onu yapalım. Çıkalım biraz hava alalım mı? Dolaşalım istiyorsan. Bir boğaz havası alalım. Ha, bak sen kendin diyordun. İstanbul Boğazı benim en büyük ilham kaynağım diyordun zaten. Ne dersin? İşe yarar mı? Tamam vallahi. Dün çıktım dolaştım, hiçbir işe yaramadı. Biliyor musun? Mesafeyi yazdım. Eski evin oralara bile gittim Ayşiyan'a. Bağırdım oturdum kaldırıma. Yüreğimden yaralı bizim... Hiçbir işe yaramadı. Ben buldum Serdar. Ne buldun, ne buldun? Buldum. Hazırlan, hemen çıkıyoruz Serdar'cığım. Hadi, şu da çok iyi. Tabii. İnan bana, güven bana. Nereye gidiyoruz ya? Banyo tamamen afyon mermerleriyle kaplı. Hem oturma odasında hem de yatak odasında televizyonumuz mevcut. Odanız bahçe tarafına baktığı için hiç ses yok. Yani dilediğiniz gibi dinlenebilirsiniz. Ben buraya dinlenmek için gelmedim. Nasıl isterseniz. Odayı değiştireyim.
caddeye bakan bir süite geçmek istiyorum. Bir de koşu bandı lazım. Bir de eliptik bisikletle kürek aleti istiyorum. Elbette hanımefendi. Kıraç ne yaptı? Geliyor mu? Yolda mıymış? Ben tekrar bir arayayım, sorayım. Çünkü bilmiyorum toplantısı bitti mi. Hemen arıyorum. Sizinle bir şey daha görüşmeyiz. Kıraç Bey merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Ben toplantınız ne zaman biter diye sormak için rahatsız ettim sizi. Sürer daha. Gülen, ne yapacağımı bilmiyorum ben. Kıraç Bey ne zaman gelecek diye sorup duruyor. Ben şu an çok sıkıştım. Harika. Ne harika? Toplantı bütün gün sürecek. Bütün gün toplantıda olacak de. Ne toplantısı o? Bir dakika ya. Oyala. Bir gelecek, bir gidecek derken. Ha? Tamam. Tamam, elimden geleni yapacağım. Dur. Ha, Gülin, Gülin. Aydan Hanım odasını değiştirmek istiyor. Sultan Suite'ine geçmek istiyor. Ne kadar oranın günlük ücreti? Bilmiyorum, sormadım Gülin. Yapımcı karşılamıyor mu zaten? Hayır. Sözleşmeyi daha imzalamadığımız için yapımcı karşılamayacak. Biz ödeyeceğiz onu. Tamam, imzalanınca geri ödeyecekler ama, değil mi? Evet. Sözleşme imzalayacağız. İmzalamak zorundayız. İmzalıyoruz. Tamam. Kapatıyorum ben. Hemen anlatıyorsun Gülün. Dicle'yle ikiniz ne çeviriyorsunuz? Bana hemen anlatıyorsun şu an. Nedir son durum? Kıraç yola çıkmış mı? Çıkmak üzereymiş. İsterseniz kendisi gelene kadar ben size detayları anlatayım birazcık. Dinliyorum. Şimdi önce yönetmenimiz Fatih Bey'le toplantımız var. Tabii yapımcımız da bizimle olacak. Bu arada size bayılıyorlar. Sizinle çalışacakları için çok heyecanlılar. Ozan geliyor mu? Ozan? Ozan Dolunay. Evet. Geliyor. Tabii yani bugün gelmiyor ama konuk oyuncu olarak yer alacak bu projede kendisi. Ama Rahmi Bey'le görüşeceksiniz. Yani bugün onu ayarlamaya çalışıyoruz biz size. Siz acaba daha önce tanışmış mıydınız kendisiyle? Evet. Tekrar göreceğim için de çok sabırsızlanıyorum. Şahane. Nerede buluşuyoruz? Bir de 15 dakikamız var şu an. Tamam. Sen in. Ben birazdan çıkıyorum. Ya gidiyorum. Kıraç Bey hastanede olduğu için de Aydan Hanım'la benim ilgilenmemi istedi. Nasıl bari şimdi? Durumu iyi mi? İyi. Sabah doktorunu aradım. Hı. İlaçlarını alacak, dinlenecek dedi. Ya en önemlisi Emrah, kendini yormayacak ya. Dikkat etmesi lazım. O burada değilken de işte işlerini Dicle'yle ben halledeceğim. Tamam da bak sakın yakalanmayın. Ortaya çıkmasın hiçbir şey. Söylemedi deme sonra bana. Yok, yakalanmayacağız biz. Niye yakalanalım canım? Kıraç Bey ajansa gelene kadar kimse hiçbir şey öğrenmeyecek, duymayacak, bilmeyecek. Özellikle Serkan Bey ve Ceyda Hanım. İyi de burada gizli kalması gereken ne gizli kaldı? Hepsi ortaya çıktı. Siz yine dikkatli olun. Kimseye açık vermeyin. Ben kendimize güveniyorum Emrah. Ben kendime de güveniyorum, Dicle'ye de güveniyorum. Bir sorun olmayacak. Gel Ceyda'cığım. Serkan, hoşuma gitmeyen şeyler var. Ne gibi? Yalan gibi. Dicle'ye bazı işler vermiştim. Yapmamış. Yapmadığı gibi bütün işleri Gülün'e paslamış. Neden diye sordum. Selçuk'la görüşmesi varmış. Sonra Selçuk ajansa geldi. Yani görüşme falan yokmuş. Peki başka bir işi çıkmıştır Ceyda. Yani biliyorsun Dicle aynı zamanda Feris de çalışıyor. Sorun da o zaten. Feris hep böyle mi yapacak? Ceyda, bunu seninle konuşmuştuk. Feris'i bu tarz işlerden uzak tutmak istiyorum. Yani üzülmesini ya da stres altında çalışmasını istemiyorum. Ben de istemiyorum. Feris'i rahat ettirmemiz lazım. Hem kendi sağlığı için hem de bebek için. Öyle kavgalı gürültülü ortamlarda olmaması lazım. O yüzden belki biraz geri çekilmesini isteyebilirsin. Bana bıraksın, ben hallederim. Arkasına yaslansın. Bak nasıl halloluyor işler. İstersen Feris'le bir konuş. Tamam. Ben Feris'le konuşacağım. Peki. Ceyda Hanım merhaba. Ceyda ben. Ceyda Yücesoy. Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben sizi romanınız için aramıştım. Evet, biliyorum, biliyorum. Vazgeçmişsiniz, duydum, çok üzüldüm. Sanırım bir karışıklık olmuş. Menajerlerimiz sizinle yeteri kadar ilgilenememiş. Bir kahve içsek diyorum.
Hayır, hayır, sizi ikna etmek gibi bir çabam olmayacak. Zaten bu şartlarda ben de sizin arkanızdayım. Sadece bir tanışsak, konuşsak istiyorum. Romanınızı okudum, 3 kere okudum, bayıldım. Lütfen beni kırmazsanız çok sevinirim. Tamam, tamam, tabii ki, tabii ki müsaitim. Tamam, görüşmek üzere, çok teşekkür ederim. Gülün, senden bir şey isteyeceğim. Odamdayım, bekliyorum. Ceyda Hanım, son bir senaryom kaldı. O da 1 saat içerisinde bitecek. Ne kadar yavaşsın. Ceyda Hanımcığım, senaryoların her biri 120 sayfa. İnanın bana, çok hızlı okuyorum yani. Sen Cahide'nin kitabını okudun mu? Evet, tabii ki de. Çok güzel. Ben okumadım. Hadi anlat, dinliyorum. Tabii, anlatayım. Cahide'cim, haberleşiriz. Görüşmek üzere. Serkan? Efendim Ceyda. Şimdi Cahide Pınar'la beraberdim. Fikrini değiştireceğinden eminim. Kesin bizimle çalışacak. Haberin olsun. Ceyda, sen bunu nasıl yaptın? O kadarı da bana kalsın canım. Ama bugün yarın haberi gelir. Güzel, güzel. Tamam, tamam. Görüşürüz. Kolay gelsin sen. Tamam. Hadi şimdi kapatıyorum. 1-2 işim daha var. İşte burada tanışıyorlar. Ondan sonrasında böyle şu meydana doğru yürüyorlar. Güzel. Evet, değil mi? Merhabalar. Tabii. Nasılsınız? Aa, merhaba canım. Merhaba. Teşekkürler, siz? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Kıraç yetişebilecek mi? Öyle umuyoruz. Aydan nerede? Şimdi geliyor kendisi. Birazdan burada olur. Aydan Hanım gelene kadar bir sözleşmeyi imzalasak? Sözleşme kolay. Önce bir oturup konuşalım. 2 saniyelik iş. Tamam. O zaman şöyle bekleyin. Başka bir isteğiniz var mıydı? Yok. Afiyet olsun. Teşekkürler. Buralarda Yusuf Usta'nın tamirhanesi varmış. Biliyor musun nerede olduğunu? Biliyorum. Yolun sonundan sağa dön. 100 metre sonra sağda. Eyvallah. Eyvallah. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Eyvallah. Yusuf Usta'ya bakmıştım ben. Ne yapacaksın Yusuf Usta'yı? Ben her gün bakıyorum da ne oluyor. Arabanı tamire geldiysen mümkün değil, bakamam. Çok iş var. Yok, ben başka bir iş için geldim. Neymiş? Kemal Abbas'ın oğluyum ben, Barış. Tamam, tamire gelmesin işte. Oradan 12'yi ver. Anahtarı mı? Tezgahın üstünde 12 numara anahtar var, onu bana ver. Babamın arkadaşıymışsınız siz. Evet. Ben size birkaç bir şey soracaktım eğer müsaitseniz. Çırak da bugün izinli. Şansıma sen geldin. İyi, işim aksamayacak. Ama böyle olmaz. Bak orada bizim çırağın tulumu var. Onu giy. Hem tamirci olduğun belli olsun. Hem de şeklin şemalin bozulmasın. Ne oldu? Televizyonda güzel kızlara caka satmaya benzemiyor bu iş, değil mi? Yo. Tamam, giyinip geliyorum. Hadi. İçeride değil mi? Evet. Ofisinizi taşıyormuşsunuz galiba, öyle duydum. Hayırlısı olsun. Teşekkürler. Levent'teki ofis artık küçük geliyordu. Hı, tabii. Çok özür dilerim ama benim kalkmam gerekiyor. Yemek randevum var. Dilerseniz ben bir kez daha bakayım kendisine. Olur mu? On dakika daha kalabilirim.
Sonra gerçekten kalkmam lazım. Nişantaşı'na geçeceğim. Misafirlerimi ağırlayacağım. Akşam saatlerine kadar hiç boş vaktim yok. Anladım. Çok güzel. Merhaba. Nasılsınız? Ceyda. Çok teşekkür ederim. İsmail, memnun oldum. Hayırlı olsun Ceyda Hanım. Ego ile yeni bir yola çıkmışsınız. Teşekkür ederim. Bir görüşmem vardı benim de. Sizi görünce bir selam vermek istedim. Sanırım Aydan'ı bekliyorsunuz. Evet, doğru. Kıraç nerede? Aydan'ın yanında mı? Kıraç Bey... Onun çok acil bir işi çıktı. O yüzden aramızda değil. Evet, ama acil işi biter bitmez hemen bizim aramıza katılacak tekrar, merak etmeyin. Anladım. Hemen geliyorum, kusura bakmayın. Hazır bir araya gelmişken... Bu çok satanlardaki kuzgunlar şehri hakkında ne düşünüyorsunuz? Aydın! Aydın Hanım, bir dakika durun, gitmeyin! Aydın! Çok özür dilerim, Aydın Hanım'ın nereye gittiğini duydunuz mu? Hiçbir şey dedi mi? Havaalanına gittiğini duydum. Havaalanına, hayır ya. Hayır, çok özür dilerim, affedersiniz. Benim çok acil işim var da. Çok kusura bakmayın. Yoksa yapmam, asla yapmam. Çok affedersiniz, gerçekten çok acil işim var, çok affedersiniz. Herkes bu romanın peşinde. Gerçi... Cahide Pınar, ben vazgeçmiş diye duydum ama. Az önce beraberdik. Cahide çok yakın arkadaşımdır. Biraz dertliydi. Yanlış bilgiler verilmiş, kızdırmışlar da tabii. Yapım aşamasında tutulamayacak sözler verilmiş. Ama tekrar değerlendirmeyi alabileceğini söyledi. Siz ne dersiniz? Bence bu fırsatı kaçırmamak gerek. Öndeki arabayı takip edeceğiz ve mümkünse ışıklarda yakalayacağız. Sonra ben atlayıp diğer araca geçeceğim. Şaka mı yapıyorsun abla? Hayır, kesinlikle şaka değil. Lütfen biraz hızlı gidebilir miyiz? Çok önemli. Hemen arayalım. Ati. Tamam. Efendim? Merhaba. Gülin ben. Aydan Hanım'ın şu an çok acil bir işi çıktı. Ben yanındayım. Toplantıya katılamıyor o yüzden maalesef. Acil bir durum derken? Yardımcı olabileceğimiz bir şey varsa? Toplantıyı maalesef yarın ertelememiz gerekiyor. Sorun yok değil mi? Aydan vazgeçmedi. Hayır, hayır, kesinlikle vazgeçmedi. Hatta bu görüşme için çok heyecanlı. Ama dediğim gibi şu an çok acil bir durum oldu. Zaten ben de yanındayım. Yarın için toplantı saatini birazdan paylaşırım sizinle. Tamam, çok teşekkür ederim. Sevgiler. Tamam. Kaçırmayalım taksiyi. Yanlış bir gün seçmişiz buluşmak için herhalde. Aydan Hanım'ın acil bir işi çıkmış. Gülin de yanındaymış şimdi. Gülin? Evet. Kıraç Bey'in asistanı. Biraz önce Aydan Hanım'a bakmaya gitmişti ya. Gülin. Anladım. Enteresan. Enteresan. Kıraç'ın burada olması gerekirdi. Aydan'ın da öyle tabii. Keşke size daha önce söyleselerdi. Neyi söyleyeceklerdi? Aydan açıkçası çok emin değil bu projeden. Her an her şey olabilir. Ne? Ay yapmayın, rica ederim. Ne diyorsunuz siz? Bu kadar hazırlık boşa mı gidecek yani? Yok canım. Hazırlık niye boşa gitsin? Aydan kabul etmezse başka isimler var aklımda. Bunları sizinle konuşmak isterim. Kuzgunlar Şehri'nin de tabii. Duruyor, duruyor. Tamam. Şöyle bıraktım. Sağ olun. Aydan Hanım. Özür dilerim, yanlış oldu. Yanlış oldu, tamam. Aydan Hanım. Aydan Hanım. Çok özür dilerim karşınıza böyle çıktığım için ama nereye gidiyorsunuz acaba? İzmir'e. Neden? Ben yanlış bir şey mi yaptım farkında olmadan? Hayır. Peki odanızı mı beğenmediniz? Bir sorun mu var? Hayır. Peki sorun nedir acaba? Bu filmi kabul etmemin tek bir nedeni vardı Gülüncüm. O da Ozan'la birlikte oynayacağımızı düşünmem. Aydan Hanım, ben Kıraç Bey'le konuştum. Acaba bir yanlış anlaşılma olabilir mi? Çünkü Kıraç Bey size asla böyle bir şey söylememiş. Yani partner olacağınızı söylememiş. Genç bir akademisyene aşık olduğu için bütün hayatını bir kenara bırakan, sil baştan her şeye yeniden başlayan bir kadın... Yani bilmiyorum, çok ilgi çekici gelmişti bana. Kesinlikle ilgi çekici. Ama bu akademisyen genç değil.
Yani Ozan Bey'in 30 yaşlarında olduğunu biliyoruz biz. Yani partner olarak çok da uygun olmayabilir. Yanılıyor muyum? Tatlım, bütün hayatını bir kenara bırakacak olsan, heyecan ve tutkunun peşinden gidip her şeyi yeniden başlayacak olsan, bunu 60 yaşında bir adam için mi yaparsın? Yoksa genç ve yakışıklı biri için mi? Yani aslında... Hiç öyle gözlerini devirme, cevabı belli. Haklısınız. Tamam. Tabii ki haklıyım. Bak, git Fatih'le konuş. Rahmi Dilligil, güvenlik görevlisi falan oynasın. Ozan da sevgilimi oynasın. Belki o zaman fikrim değişir. Ama benim konuşmamla değişebilecek bir durum değil ki bu Aydan Hanım. Bir Kıraç konuşsun o zaman ya da Feriz konuşsun. Zaten Fatih'in menajeri de o değil mi? O konuşsun. Tamam, tamam, tamam. Ne tamam? Tamam, konuşacağım ben. Feriz Hanım'la konuşacağım ama siz gitmeyeceksiniz. Ne zaman konuşuruz? Hemen bugün konuşurum. Emin misin? Evet, eminim tabii ki. Derhal görüşeceğim bu konuyu. Hemen Fatih Bey'le acil bir toplantı yapacağız biz. Bu sorunu çözeceğiz. Bana güvenebilirsiniz. Lütfen Aydan Hanım, lütfen. Otele geri dönebilir miyiz lütfen? Aydan Barış, lokmalara getir. Lokma. O değil, o değil. Yanındaki altıgen. Şu altı köşe olanlar var ya. Şu, o da değil, o da değil. Bak şunlar. O zaman şunlar. Heh. Şu anahtarı al. Şu sende. Şimdi şu arkaya gideceğiz. Sana bir vida göstereceğim. Şu vidayı şurada. Ben sık deyinceye kadar sık. Şunu mu? Şuradakini. Sık. Sıkıyorum. Sık. Sık. Tamam. Bırakayım mı? Bırak. Evet, tamir ettik galiba. Ulan tamam. Oldu. Evet, Barış Usta. Nasılmış tamirhane çıraklığı? Oyunculuğa benziyor mu? Yok canım. Benim küçük kız senin hayranın. Çok seviyor seni. Benim arkadaşımın oğlu dedim, inanmadı bana. Öyle mi? Bir ara onunla da tanışırız o zaman. Çok sevinir. Neymiş baban hakkında öğrenmek istediklerini anlat bakalım. Evet, Yusuf Usta. Babam ölmeden önce sen onun yanındaymışsın, öyle mi? Evet, doğrudur. Bir şey söyledi mi sana? Yani benle ilgili mesela. Biz ölmeden önce onunla biraz kavga etmiştik. Belki bir şeyler anlatmıştır sana. Senden adam olmaz demiş sana. Onu söylemişti. Evet, dedi. Bak Barış, bazı laflar ağırdır. İnsan altında kalır. Taşıyamaz. Ama babaların da her lafına böyle inanmamak lazım. Baban ölürken bana ne dedi biliyor musun? Ben çocuklarımla gurur duyuyorum dedi. Ben adam olamadım ama onlar ikisi de adam gibi adam olacaklar dedi. Gerçekten dedi mi böyle bir şey? Evet, aynen böyle söyledi. Bunca zaman... Yani ben bilmiyordum ki. Tabii. Bak oğlum. Bazen arabanın motorunu küçücük bir vida bozar. Sen bütün motoru sökersin, saatlerce uğraşırsın. Ama bir bakmışsın ki mesele küçücük bir vidaymış. İşte hayat da böyledir. Başımıza ne getireceği belli olmaz. Gerçi Kemal dostum da belki iyi bir baba olamadı ama... sizinle her zaman gurur duydu. Babanın o söylediği laf var ya, işte onu taşıyamadığı için öldü baban. Sen de taşıma artık. Kurtul bu yüklerden. Özür dilerim.
Ben Tülay Hanım'la görüşmek istiyordum. Kardiyolog Tülay Yüce. Hoca şu an hastanede olmayabilir ama bir sorayım. İsminiz neydi? Feris Dikmen'in bir yakını değil. Çünkü ismen beni bilmiyor olabilir de. Ben Kıraç Özdal'ın durumu hakkında bilgi almak istiyordum. Bekleyin lütfen. Tamam, ben buradayım. Bekliyorum. Feris Hanım'la konuştuğunuzu biliyorum Tülay Hanım. Kusura bakmayın, sizi de rahatsız ettim ama babamın durumu ile ilgili ben de sizden bilgi alabilirsem çok sevinirim. Şu an iyi. Kan değerleri normal. Zaten meslektaşlarım da size bilgi vermiştir. Evet tabii. Yoğun strese bağlı bir durum bu. Kaygı, stres, bunların hepsi hastalığı tetikleyen nedenler. Ani terk edilme, ani gelişen olaylar, ayrılık. Yani bunlardan hangisi geldi tabii hastamızın başına bilemiyorum ama. Hepsi diyebiliriz aslında. Şaşırtıcı değil. Şöyle düşünün. Kalp aslında kandaki stres hormonunun dalgalanmalarına tepki gösteriyor. Kalp damarlarındaki kan akışı yavaşlıyor. Ama geçici bir durum bu. Ha, öyle mi? Peki biz bundan sonrası için ne yapabiliriz? Duygusal ve fiziksel stresten uzak durması lazım. Kalple ilgili sorunlar birkaç hafta içerisinde düzelir. Ama bu şekilde yaşamaya devam ederse aynı sorunlarla bize tekrar gelmesi çok olası. Benim size tavsiyem ailesi olarak babanıza destek olmanız. Kendisini stresten uzak tutmaya çalışmanız. Tamam. Çok teşekkür ederim Tülay Hanım. Çok sağ olun. Ne demek? Feris'e selam söyle. Söylerim tabii. Sağ olun. Birkaç haftaya tamamen düzelecekmiş kalbi. Ama tabii bundan sonra dikkat etmesi gerekiyormuş. Vallahi kusura bakma Dicle ama sizin sektörde stresten uzak durmak mümkün değil. Uf. Peki ne olacak böyle Meral? Ya böyle devam ederse ya daha kötü olursa? Kötüyü çağırma. Sen ne yaptın? Girip konuşabildin mi? Hayır. Kapı kenarından, merdiven köşesinden mi baktın yine? Evet. Ya girsem ne diyeceğim ki? Zaten çok sinirliyim. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Ya şimdi istemeden ağzımdan yanlış bir şey kaçarsa? Kaçırmazsın. Ben senin ne kadar minnoş bir kalbin olduğunu biliyorum. Esas benim aklıma ne takıldı biliyor musun Meral? Şimdi kimseyi aramamış, kimseye söylememiş burada olduğunu. Benden başka kimsesi de yok biliyorsun. Tamam, olur bence. Sakıncası yok. Ne tamam olur? Hayatım. O kadar seni tanıyorum herhalde. Babanın hala otelde kaldığını da biliyorum. Senin gönlünün babanın tekrar otele göndermeye el vermeyeceğini de biliyorum. O yüzden diyorum ki tamam, gelip kalabilir bizde istediği kadar. Yani kabul eder mi bilmiyorum ama. Eder. Edecek bak, görürsün. Tamam, bakalım ben bir konuşurum belki yarın onunla. Tamam. Hadi öpüyorum seni. Hadi görüşürüz. Bu Kıraç ya. Dicle. Buyurun Ceyda Hanım. Bana anlatmak ister misin yoksa kendini tuhaf hallere sokmaya devam mı edeceksin? Ben yardımcı olmaya çalışıyordum. Kıraç'a. Evet. O yüzden Aydan Hanım'ın yanındaydım. Gülen'in de ajansta işleri vardı. Bırakıp çıkamayacağı için ben giderim dedim. Olan biten bu. Hiç yalan söyleyemiyorsun. Hemen kendini ele veriyorsun. Akıllı hamleler yapmadığın da ortada. Çünkü yapsan dışarıda biriyle karşılaşma ihtimalini düşünürsün. Sen gittikten sonra yapımcılarla biraz konuştum. Ve ne öğrendim? Bil bakalım. Kendini Gülin diye tanıtmışsın. Neden? Öyle gerekti. Yakında benim de bazı çalışanları işten çıkarmam gerekecek. O zaman yanıma çağıracağım. Öyle gerekti diyeceğim. Hiçbir şey söylemeden göndereceğim. Hı? Bunu hiç unutma. Çünkü çok yakında mutlaka yapacağım bunu. Çıkabilirsin.
Niye geldik buraya şimdi? Serdar'cığım sen hiç merak etme. Bak sana çok iyi gelecek bir şey yapıyoruz. Ben hissediyorum. Emin ol. Hadi. Geçen de sana güvendim. Başıma gelmeyen kalmadı. Yok Serdar. Bu sefer güven. Oğlum ben ne evler gördüm, ne ortamlar gördüm. Hiçbiri kâr etmedi. Yani güya beni iyi edeceksin. Bak Serdar, gerçekten bu ev çok farklı bir ev. Bu ev bir kere çok özel bir ev. He. Bu ev hangi ev? Bu ev seninle çalışmaya başladığımızda oturduğun ilk ev. Hadi be. Evet. Ana. Ya? Evet ya. Ne hit şarkılar çıktı bu evden bir bilsen. Değil mi? İşte zaten o yüzden getirdim seni buraya Serdar'cığım. Çok iyi yaptın. Yani bir nevi iade-i ziyaret gibi düşün. Eskiye dönüyoruz. Kaybettiğimiz ilhamı bulmaya çalışıyoruz. O yüzden eskilere dönüyoruz. Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı. Yok Serdar'cığım hiç öyle düşünme. Hiç öyle düşünme. Bak ben hissediyorum gerçekten bu evin çok iyi bir analisti var. Kapat gözlerini Serdar'cığım. Bir kapat. Bir düşün. Bak şimdi bir düşünelim. Geçmişe gidelim. Bu işe başladığın ilk zamanlara. Radyo programı sunuyorsun. Hatırla. Evet. 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 Çok mutlusun. Bir yandan da yeni yeni besteler yapıyorsun, yeni yeni sözler yazıyorsun. Ay. Üst üste mükemmel sözler. Zaten biz o sırada seninle çalışmaya başlıyoruz. Hatırladın evet, değil mi? Evet, evet. Heh, işte tam olarak o enerjiyi düşün şimdi. O heyecanını düşün. Düşünüyorum. Heh, işte o şarkılar nereden çıktı? O şarkılar bu evden çıktı. Bu evde. Evet, yani bu evin bir enerjisi var. Var. Var da biraz rutubet vardı orada. Bahçesi de kötüydü. Biraz toparlamışlar sanki. Boş verelim Serdar'cığım onları. Bir kapıyı çalalım. Bakalım ne olacak. Hadi hadi. Aynen gel. Hadi. Vay be. Vay be. Ne günlerdi? Vay be. Merhabalar hanımefendi. İyi günler. Siz Serdar Ortaç. Ay siz gerçek misiniz? Evet evet. Ta kendisi. Serdar Ortaç. Sizi burada görmek ne güzel. Ay çok mutlu oldum. İyi ki geldiniz. Siz acaba müsaitseniz Serdar Bey eski evini görmek istedi ama... Ne demek? Buyurun, buyurun, buyurun. Tabii ki. Ay çok mutlu oldum geldiniz diye. Neler yaşadık burada sen bir bilsen. Ay evet, sizi ay. Gördüm. Ay. Ay. Ben de geliyorum hanımefendi, merak etmeyin. Çok sağ olun. Ne kadar misafirperversiniz, sağ olun ya. Yok yok canım, olur mu? Sağ olun. Firsun'u ben takside yakaladım. Ya otelden hiçbir şey söylemeden çıktı. Bayağı taksiye bindi, takside yakaladım. Kaçırıyorduk az daha elimizden. Kıraç'ın haberi yok tabii. Gül'inle birlikte idare etmeye çalışıyoruz şimdi. Her şeyi tek tek söylüyor Gül'in ama bizim bildiğimizi bilmiyor. Peki sen Aydan'a ne dedin, onu söyle. Sizin Fatih Bey'le görüşeceğinizi söyledim. Ne? Dicle? Firsan'ın ne yapayım, aklıma başka bir şey gelmedi. Bir de şey demiş olabilirim. Ne? Biraz kesin konuşup çözeceğiz demiş olabilirim. Aferin sana. Ama gidiyordu, gidiyordu Feris Hanım. Başka türlü geri döndüremeyecektim, tutamayacaktık. O yüzden böyle demek zorunda kaldım. Ne yapacağız şimdi? Ya ben Fatih'i aramıştım zaten yani. Gelince konuşacağız. Olmadı, Peride'den yardım isteyeceğiz. Belki o da Rahmi ile konuşur. Farklı bir bakış açısı getirir. Ne bileyim ben. İlk zamanlar herkese ben bu evi Serdar Ortaç'tan aldım dedim. O güzel şarkıları bu evde yazdı diye herkese anlattım. Ben de o şarkıların içinde yaşıyorum dedim ya. Serdar iyi misin? Hissediyor musun? Neyi? Evin içindeki enerjiyi hissediyor musun? Bu evde bir şey var galiba olacak bu sefer. Evet, evet işte Serdar'cığım ben de onu diyorum. Bir enerji var. Yani bir enerji ilk aşk gibi. Var. Evet, ilk aşktaki enerji gibi bir şey var. Hanımefendi, mahsur yoksa biz bir evi dolaşabilir miyiz? Serdar Bey'in odasını görebilir miyiz? Aa, tabii tabii. Ay, istediğiniz kadar her yere girin, çıkın. Hatta şarkıları hangi odada yaptıysa Serdar Bey, orada da istediği kadar kalsın. Ama şu an pek hazır değilim Çınar. Bana biraz zaman lazım, çok az yani. Ay, ne isterseniz hiç çekinmeyin. Bu ev sizin. Ay, ben de size gireyim de yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Taze çayım vardı. İçersiniz değil mi? Zahmet olmasın. Ay ne zahmeti? Sağ ol, sağ ol. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Bir anda neden vazgeçti hiç anlamadım ya. Evet, ben de bilemiyorum. Başka bir bakış açısından bakalım diyorum. Yani ısrarcı olmayalım. Takık olmasak. Yani çünkü ben senin Aydan'la ne kadar çalışmak istediğini biliyorum. Ferisciğim. Hı.
Benim anlattığım hikaye bu. Çekmek istediğim senaryo da bu. Evet, anlıyorum ama ben de diyorum ki değişik bir perspektiften baksak mı? Bir düşünelim yani. Lolita mesela. Lolita, Lolita, Lolita. Evet, evet, karakterler arasındaki yaş farkı çok büyük. Ne saçmalıyor, ne Lolita? Feris, ne alakası var ya, lütfen. Burada arkadaşlar, olay, hikaye çok farklı. Hiç de bile değil. Yani biz 1000 kere izledik yaşlı erkeklerle genç kadınların ilişkilerini ama bunu hiç izlemedik. Çok az yani, çok az örneği. Değil mi? Bir kere de bunu izleyelim, değil mi? Allah aşkına bana feminizm dersi vermeye kalkma, lütfen. Bunun kadın haklarıyla falan hiçbir alakası yok Ferisciğim, lütfen şimdi. Benim filmimin konusu bu ya. Aynı yaşlarda olmaları gerekiyor, anlatamıyor muyum ben bunu? Ayrıca benim bütün filmlerim kadınlara olan aşkımın bir yansımasıdır. Evet, evet, ben de hissettim. Gönülden bu yansımayı bütün filmde, yani iki filminde. İki film çektin çünkü. Tabii, tabii, tabii. Bunu neden yaptığını çok iyi biliyorum. Ne ama ya? Kararımı değiştireyim diye üzerime geliyorsun. Ama hayır Feris. Çünkü Rahmi Dillegil inanılmaz bir oyuncudur bir kere. Fatih, ben bunu bilmiyor muyum zannediyorsun? Ben bunu bilmiyor muyum? Ben aynı şeyi düşündüm yani. Rahmi inanılmaz yetenekli bir oyuncu. Ben de böyle düşünüyorum zaten. François Ozon, bildin? Yani son filmi için mutlaka onunla çalışmak istiyorum. Ha, bizim Aydan da tutturmuş, ben genç oyuncu istiyorum diyor. Yok ki ya. Ya hadi Allah aşkına git ya, git. Fatih'cim ben gidemiyorum. Çünkü filmin finansmanı Aydan'a bağlı. Evet işte, gerçekler. Peki biz burada bu kadar konuşuyoruz, kafa patlatıyoruz filan. Bu kıraç nerede? Niye oyuncusuyla ilgilenmiyor? Niye Aydan'ı ikna etmeye çalışmıyor bu adam? Hayatım, biz dört koldan saldırıyoruz zaten. Kıraç Aydan'la konuşuyor, Peri de Rahmi'yle. Ben seninle... Ama Aydan'ı bir şekilde mutlu etmemiz gerekiyor. Hayır, mutsuz bir oyuncu varsa etrafındaki herkes de mutsuz olur. Bunu sen de biliyorsun. Biliyorum. Çok üzgünüm Ferisciğim ama benim kararım değişmeyecek. Dediğim gibi Rahmi ile Aydan'ın hikayesi çok 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 farklıdır. Ben şimdi durduk yere hikayenin içine birdenbire genç bir sevgili sokup her şeyi mahvedemem. Kimse kusura bakmasın. Ya buna niye mahvetmek penceresinden bakıyorsun sen? Ben de bunu anlayamıyorum. Ya hayatım, ben inanmadığım bir filmi nasıl çekeyim? Çekemem ki. Ya lütfen konuşun. Şu kıraç gitsin, konuşsun Aydan'la. Bu saçmalıktan bizi kurtarsın lütfen. Lütfen. En sevmediğim şeyler bunlar, biliyor musun? Son dakika değişiklikleri yani. Feris, lütfen. Lütfen bir şey yap, kurtar bizi. Yoksa ben Kuzgunlar Şehri ile ilgilenmeye başlayayım. Bu filmi olduğu gibi rafa kaldıralım. Hadi güle güle. Feris Hanım, Kuzgunlar Şehri nereden çıktı şimdi? Bir anda ben anlamadım. Hiçbir fikrim yok. Ama hiç hoşlanmadım bu durumda. Kıraç, nasılsın? İyiyim Ceyda, bir oyuncumla birlikteyim. Aa, kiminle? Feyyaz, Feyyaz Yiğit'le yeni bir hastane dizisi için bir aradayız. Çok yüksek düzeyde kan korkusu var, kan fobisi var. Geçmişte de çok çekmiştik biz bu yüzden. Ne yapabiliriz diye bakıyoruz. Çok enteresan. Bu sene de Feyyaz'ı hastane işleri çıkıyor. Aydan'ın yanında olsan daha iyi olurdu bence. Biraz kararsız çünkü. Her an projeden vazgeçebilir. Hayır canım, yok, ben yeni görüştüm. Gülen'le de konuştum, neler olduğunu kesinlikle vazgeçmeyecek. Ben Fatih'i de biraz kararsız gördüm. Cahide Pınar'ın romanına takmış. Öyle mi? Haberim yok. Bugün buluşma fırsatımız oldu Aydan'ın otelinde. Aydan yanımıza gelmeyince başka işlerden bahsetti. Aklındaki tek proje bu değil yani. Haberin olsun. Serumunuzu değiştirdim. Hoca birazdan görmeye gelecek sizi. Teşekkürler. Kıraç, sen neredesin? Hastanedeyim dedim ya Feyyaz'la. Mekanları geziyoruz. Hemşire rolünü oynayacak arkadaş yanımızdaydı biraz önce de. Anladım. Tamam.
İşim bitince beni ara, bekliyorum. Tamam, ararım. Ceyda Hanım, benden istediğiniz raporları getirdim. Bir sorun mu var Ceyda Hanım? Sen söyle. Kıraç nerede? Sakın bana dışarıda görüşmede, çekimde filan deme. Kıraç nerede? Serkan, benim Cahide ile ilgili bilmediğim bir gelişme mi var? Çünkü az evvel Fatih ile konuşurken Aydan'la film olmazsa Kuzgunlar şehrini çekerim gibi bir şey söyledi. Ondan soruyorum yani, Kıraç tekrar mı konuştu Cahide ile? Senin bir bilgin var mı? Bu işte Ceyda ilgileniyor diye biliyorum. Yani konuşmuşlar. Ceyda. Benden habersiz benim yönetmenimle görüşmüş. Doğru mu anlıyorum? Feriz, Ceyda işini yapmaya çalışıyor. Hiç bilmediği bir konuda tanımadığı insanlarla görüşüyor demek istiyorsun herhalde. Bir şey soracağım. Sorun Fatih mi? Aydan mı? Cahide mi yoksa başka biri mi? Bence gayet net. Sorun Ceyda. Hayatında hiç menajerlik deneyimi olmayan biri Ceyda. Burada öyle istediği gibi at koşturamaz. Ayrıca benim yönetmenimin hakkına girmeye çalışması da benim profesyonellik anlayışıma tamamen aykırı. Ceyda işleri yoluna koymaya çalışıyor Feriz. Zaten o yüzden ajansa getirdim. Bütün sektör Cahide'nin projesinin peşindeydi. Biz ne yaptık? Yani daha doğrusu Kıraç ne yaptı? Kadını elimizden kaçırdı. Yani bir müşahede edelim. Belki Ceyda Cahide ile anlaşır. Yani bir şekilde bize tekrardan dönmesini sağlar. Hepimizin istediği bu değil mi? Ego'nun o eski güzel zamanlarına geri dönmesini istiyoruz. Ya açıkçası Elif çekmiş ya da başkası çekmiş beni ilgilendirmiyor. Önemli olan artık bizim iş yapmamız. Umarım Ceyda'yı Ego'ya getirdiğin için pişman olmazsın. Sanmıyorum. Ben sanıyorum. Hatta görüyorum. O kadar plansız programsız hareket ediyor ki ileride mutlaka başımıza bir dert açacak. Feriz demişti dersin. Emrah'cığım, tam sana göre bir işim var. Miro'nun iç dış parazitaşıları yapılacak. Gerçi bir aciliyeti yok ama ancak ben bunu bulabildim. Daha iyi bir şey çıkarsa söylerim sana. Olan oldu artık Peride Hanım. Götürsem de bir faydası yok. Ben istersen bir şey çıkarsa söylerim. Ay Miro, geç mi kaldık biz? Ben de inanmıyorum. Gerçekten sizsiniz. Ben de sizin büyük hayranınızım. Sizi tanımadım. O kadar mutlu oldum ki. Serdar Bey, bir resim çekinebilir miyiz? Ne demek, ne demek? Ben mi geleyim? Ben gelirim oraya. Hadi, hadi. Ay, ay, evet. Şöyle çevir, şöyle çevir. Bizi de al kız. Gel. Tamam, sakin sakin. Buradayım. Şöyle. Ne yaptıysam olmadı Peride'cim. Ne yaptıysam olmadı. Ya ben senin oyuncuna saygısızlık falan etmek istemiyorum. Ama Aydan hayır derse film iptal olur biliyorsun. Elbette. Yani Aydan'ın daha genç bir erkek oyuncuyla çalışmayı istemek hakkıdır. Böyle bir talebi olabilir. Karşılığında bizim de taleplerimiz olabilir. Örneğin senaryonun değiştirilmesini talep edebiliriz. Ya ne desen haklısın Peride. Ama bizim şu an ilk etapta egoyu düşünmemiz gerekiyor. Fatih de sağ olsun hiç orta yolu bulmak için bir çaba sarf etmiyor. Biz ne yapalım? Biz de el ele verip Aydan'la bir konuşabiliriz. Böyle bir şey yapabiliriz. Faydası olur mu ki? Bilmiyorum ama denemeye değer. Yani üçümüz birden saldırırız artık. Sen, ben, Dicle. Bir şekilde Aydan'ı ikna ederiz artık. Kıraç nerede Allah aşkına? Ha? O nereye kayboldu Allah aşkına? Nerede saklanıyor bu? Görüşmede. Reklam çekiminde. Yani çekimden sonra görüşmeyi reklam. Ya Peride'cim, bilmiyorum herhalde ben yanlış biliyorum programını. Kısacası bugün çok yoğun. Ajansa gelmemek için bahane mi uyduruyor? Hayır, hayır. Hayır, kesinlikle. Hayır. Yani bugün gerçekten çok yoğun bir programı var Peride Hanım. Yardım edecek misin Peride? Ne yapabilirim?
Mecbur yardım edeceğim. Ay iyi ki geldiniz Serdar Bey. Sizden sonra eve gözüm gibi baktım. E ne de olsa sanat dolu bir ev. Serdar'cığım sen artık kendini hazır hissediyor musun? Yani hazır hissediyorsan şu odaya bir gidelim bakalım, bir görsek artık şu odayı. Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Rutubet vardı bu evde. Ne oldu o iş? Aa, biz ilk geldiğimiz zamanlar vardı. Şimdi şöyle anlatayım. Yani duvarlar, yerler, çatılar falan her taraf rutubet içindeydi. Biz bir inşaat şirketiyle anlaştık. Bir de sözlerini tutmadılar. Aa, yapın dedik, yapmadılar. Biz kaç kere aradık ama şimdi halloldu. Bir tane bir çatı ustası buldum. Geldi, hem sıvadı, hem döşedi, yaptı. Ne rutubet kaldı ne bir şey. Her temiz ev oldu vallahi. Biz şu rutubete bakalım artık. O rutubetli odalara. Biz geliyoruz. Hemen geliyoruz. Bakıp odaya ama geliyoruz. Şimdi o rutubeti biz halletmeye çalıştık. Serdar Beyciğim. Görüyorsun değil mi Serdar? Evet ya. Ha ne? Bu oda mı? Bu oda. Evet hissediyorum abi. Bugün bu evde, bu odada bir şeyler çıkacak. Şimdi bile sözleri aklıma yazdım. İşte ben de hissediyorum Serdar'cığım. Bak bu oda senin doğduğun oda. Yani müzisyen kimliğinin doğduğu oda. Sen bu odada ne kadar güzel şarkılar yapmıştın. Bir onları hatırla. Doğru, doğru. Evet. Senin kurtuluşun bu odanın arkasında Serdar. Yani bu arada tabii oda değişmiştir, eşyalar başka bir şey olmuştur belki ama ne olursa olsun yani enerji bu enerji, aynı enerji. Haklısın abi. Hatta inanmayacaksın, az önce kısır yedirdin ya bana. Kısır yerken içimden bazı sözler geçti. Yani nasıl diyeyim, böyle ekşiyi anlatan, acının katmanlarından böyle bahseden, böyle katman katman. Anlatabiliyor muyum? Yani anlatamıyorsun ama olsun, ben yine de güveniyorum sana. Anlatamadın mı? Yani sen anlatıyorsun da ben hissedemedim. Öyle söyleyeyim. Bir göstereceğim şimdi. Tamam, bir bakalım hadi. Hadi. Hadi gel. Sen gir önce. Tamam. Serdar'cığım, içinden geçen sözler acının ve ekşinin katmanlarını anlatıyor diyordun değil mi? Gerçekten sanatçı hissiyatı bence tam olarak böyle bir şey herhalde. Ne olmuş benim odama ya? Turşucu olmuş burası Çınar. Serdar'cığım dert etme. Zaten odanın içindeki eşyaların bir önemi yok ki. Önemli olan şey oda. Yani odanın enerjisi. Bak sen daha demin ne diyordun? Hissediyorum diyordun. Bir beste yapacağım. Çıkacak buradan diyordun. Gördüğün gibi bence çıkabilir. Yatak da var. İstiyorsan şu yatağa bir otur. Bir şu havayı teneffüs et. Bir enerjiye bak. Ne dersin? Gel bir oturalım yatağa. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Evet çok fazla turşu. Ha? Turşu biraz fazla var. Fazla mı var? Ha, şunlar falan. Oğlum her taraf turşu. Evet evet. Neyse ben seni yalnız bırakayım. Sen bir süre bir şu enerjiyi hisset. Tamam. Ben buradayım. Tamam. Buradan ne çıkabilir ki Allah aşkına? Olsa olsa sirke çıkar, turşu çıkar, limon çıkar. Ondan da şarkı falan olmaz. Peride'ye güvenmekten başka şansımız kalmadı. Çünkü biliyorsun Fatih senaryoyu değiştirmeyi kesinlikle kabul etmiyor. Evet, tamam Firsan, ben inanıyorum, yapacağız bunu, merak etmeyin. Çünkü inanmak başarmanın yarısıdır. Evet, başaramazsak yediririm sana bu lafı. Tamam. Bana bak, unutma. Peride'nin orada olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyormuşuz gibi davranıyoruz. Tamam Firsan, merak etmeyin siz. Ha, bu arada Firsan, ben Dicle değilim, Gülin'im ben. Aydan Hanım beni Gülin olarak biliyor, unutmayalım bunu. Emrah bitti, Gülün başladı şimdi de. Ama mecburen. Bana bak, sakın unuttum sanma, bu konuya ayrıca konuşacağız. Bir gittik neler olmuş ya. İki tane Dicle Ertem'miş. Gülin var, Feride Hanım yok. Ah, hoş geldiniz. Aa, Miro. Biz de Feride ile şimdi sizden bahsediyorduk. Aa, Feride Hanım burada mı? Ha, biraz önce geldi, geçsenize içeri. Feride'cim. Merhaba. Senin ne işin var burada? Ya, vallahi neredeyse 20 yıllık bir hukukumuz var bizim Aydancığımla. Baktım ki İstanbul'a geldi. Telefon ettim Allah'tan. Müsaitmiş, buluşabildik. İyi ettin. Canım. Keşke haber verseydiniz Peride Hanım. Ne yapacaktınız haberiniz olsaydı? Daha erken gelirdik gıybete. Ne yaptınız? Konuştunuz mu Fatih'le? Aydancığım evet. Konuştuk. Maalesef Fatih senaryoda değişiklik yapmayı kabul etmiyor. Aydan, acaba sen bir şans daha mı versen Rahmi'ye, ha? Ya Feride'ciğim, ben aslında Rahmi'yi severim. Yani gerçekten severim. Ama çok sıkıcı geliyor bana. Yani yaşlı, ruhsuz, sıkıcı. Yani. Aydan'cığım, acaba Gülin.
Hayır. Gülin. Gülin'in yanında böyle konuşmasak çok iyi olur. Biraz ayıp oluyor da. Niye ayıp oluyor ki? Çünkü çok büyük bir aşk yaşadılar onlar Rahmi ile. Hatta Rahmi terk etti Gülin'i falan. Ya, o yüzden biraz nahoş konular. Gerçekten şaka yapıyorsunuz değil mi? Ya. Hayır. Ya. Biz bir süre beraberdik Rahmi ile. Hiç göründüğü gibi biri değildir. Öyle genç, öyle çocuk ruhludur. Yerinde duramaz. Apollon derlerdi ona. Gerçekten mi? Gerçekten. Gerçekten genç kadınlar çok sever Rahmi'yi. Hatta bunu söylemek beni üzüyor biraz ama hayatında başkaları da vardı. Kim vardı mesela? Ben. Ne? Ya yani Gül'ün kadar genç olmasam da ben. Sen Rahmi'yle beraber miydin? 4 sene. Aydancığım. Bilsen o kadar zor günlerden geçtik. Ne perişanın oldu, ne perişan oldu bir bilsen. Kolay değildi yani, hiç kolay değildi. Bir tek Peri de bilir. Çünkü hep onun omzunda ağladı. Ay, ikinize de inanmıyorum yani. Yani genç, enerjik, çocuk ruhlu diyorsunuz öyle mi? Yetişmek ne mümkün. Her gece bir yerdeydik, her gece ayrı ailemde. Sonra da Gül'ün girince hayatına benim sistemim kaldırmadı. Ya ben yapamadım. Kaçmam gerek dedim ve kaçtım. Ben bilseydim aranızdan çekilirdim. Bilmiyor muydun? Vay vay vay. Hı. Peki. O zaman sizin için konuşacağım Rahmi ile. Ona bir şans vereceğim. Aa, o zaman ben hemen arıyorum. Bu yakınlardaydı. Eğer programım müsaitse gelsin yanımıza. Ya Aydancığım, profesyonellik tabii bambaşka bir şey. Biz her zaman işimizi yapıyoruz. Bütün zorluklara rağmen. Bazen zor oluyor ama. Çınar! 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 Buradayım Serdar'cığım. Ne yaptın? Nasıl gidiyor? Gitmiyor Çınar. Çatal bulsana bir yerlerden. Bari şu turşuların tadına baksak ha? Serdar'cığım sen gözlerini kapat. Derin derin nefes al. Derin nefes al. Gözlerini kapat. Geçmişe git. Git geçmişe. Ay. Gidemiyorum Çınar. Gidemiyorum. Hiçbir yere gidemiyorum. Turşular sarmış 4 bir yanımı. Yattı bu iş Çınar, tamam mı? Yattı bu iş. Kusura bakma. Yok, böyle bir şey olmaz. Gül'ün Aydan'la nasıl gidiyor? Gelişmelerden haberdar et beni. Bir de merak ediyorsan, bugün hiç kahve içmedim. Yemeklerimin de hepsini bitirdim. Tansiyonum normal. Daha iyiyim yani. Gül'ün yine ben. Beni yalnız bırakmadığın için teşekkür etmek istedim. Bana haber vermeyi unutma. Bu arada tansiyonum falan normal. Damar yolunu da çıkardılar zaten. Her şey yolunda yani. Daha iyiyim, merak etme. Abi hani ilham, hani buraya gelince buluyorduk. Serdar, her büyük sanatçının başına böyle dönemler gelir. Bence sen şu anda öyle bir dönemdesin. Yani bak mesela Britney Spears'a. O da neler neler yaşadı. Şimdi toparladı, öyle düşün. Ayrıca Britney toparlanamadı. Babası mal varlığına el koydu, kapı dışarı attı. Evet yani. Doğru söylüyorsun. Ama yine de daha iyi durumda Britney. Öyle değil mi? O elindeki ne senin abi? Ha, bunu Leman Hanım verdi. Kornişon lahana karışıkmış. İyi bari. İlham bulamadık, turşu bulduk. Bu da iyi bir şey.
Gerçi ben bulamam demiştim İlham'a ama şarkısını bile yazmışım, hatırlamazsın. Bulamam dedim, bulamadım. Aradım seni çıkıp sokaklara. İsyanım sana. Ya sen ne garip adamsın ya. Beni buraya getirip turşuyla geri çıktın ya. Serdar'cığım bak, sen bana inan ve güven. O ilhamı bulacağız. Yani bugün bulamadık belki ama yarın bulacağız. Yarın olmazsa ertesi gün bulacağız. Bir şekilde bulacağız onu. Merak etme, güven bana. Tabii. Evet. Hadi gidelim artık o zaman. Hadi. Hadi. Nereye gidiyoruz? İşte arabaya geçelim, hadi, oradan eve geçeriz. Yaş hiç önemli değil. Yani kağıt üstündeki yaştan bahsediyorum. Önemli olan kendimizi hangi yaşta hissettiğimiz. Ama sen de öylesin biliyorum. Teşekkür ederim. Yaş aldıkça oyunculuğa olan tutkumun azalacağını düşünürdüm hep ama hiç öyle olmadı. Tam tersine arttı. Yeni karakterlere çalışmak, hiç bilmediğin dünyaların kapılarını aralamak. Ay, insan böyle bir mesleği yaparken nasıl yaşlanabilir ki, değil mi? Sette yaşadığımı hissediyorum ben. Yeni heyecanlar, yeni başlangıçlar. Harika. Seni çok iyi anlıyorum. Gülüyorlar. Demek ki her şey yolunda. Dur, acele et. Ben de senin gibiyim. Sete girince senin gibi yaşam heyecanı duyuyorum. Ama artık eskisi gibi film seçmiyorum. Nasıl yani? Evvelden senaryoya bakıp, yönetmeni bilip, ondan sonra oyuncularla şöyle bir araştırma yapıp konuşup, daha çok ona göre karar verirdim oynayacağım filme. Artık öyle yapmıyorum. Ne yapıyorsun peki? Oturduğum sahneleri sayıyorum. Nasıl yani? Oturduğum sahneleri sayıyorum. Ayaktaysam adımlarımı sayıyorum. 15 adımdan fazla atmıyorum. Bunu sözleşmeme de yazdırıyorum. Artık koşmalı, hoplamalı, zıplamalı sahneleri asla kabul etmiyorum. Niye ki? Yoruluyorum Aydancığım. Artık eskisi gibi enerjik bir adam değilim. Ama bana hiç öyle söylemediler. Sana ne söylediler? Aman canım, neyse boş ver. Önemli değil. Firuze hiç iyi bakmıyor şu an. Bakıyor. Dur, bence bizden güç almak için öyle baktı. Dicle, gülümse. Peki, bu dans sahnesini nasıl yapacağız? İdare edeceğiz artık. Hem slow dans değil mi? Şarkı da güzel. Seninle beraber öyle ayakta yavaş yavaş sallanır dururuz. Ben o dans sahnesini değiştirdim Rahmiciğim. Öyle mi? Hiç söz etmediler bana. Hip hop yapacağız. Yok canım. Mümkün değil. Aa, niye mümkün olmasın? Tabii ki mümkün. Düşünüyorum da harika olacak. Hem Fatih'le de konuştum. Seninle olan o havuz kenarındaki sahnemiz var ya. Onu tramplenden atlama sahnesi olarak revize ettik. Önce sen atlıyorsun havuza. Arkadan da ben atlıyorum. Böyle yarışıyoruz. Sonra sen beni yakalamaya çalışıyorsun. Ay, düşünüyorum da harika olacak. Ben gitmek zorundayım izninle. Niye ama? Benim daha çok güzel fikirlerim vardı. Konuşuyordum. Sonra konuşsak. Rahmi. Kalktı. Rahmi. Kim o? Aç.
Buracığım, dedim şimdi senin mazotun bitmiştir. Annemi nasıl ikna ettin evden çıkmak için? Vallahi salmazsan kaçarım dedim. O da açtı kapıları işte. İyiymiş. Gelsene. Lan oğlum yani... Tamam anladık. Oyuncu tripleri. Böyle bohem hayat falan. Tamam en farklı insanlar da sizsiniz. Ama yani bu nedir bu oğlum ya? Vallahi yürü kalk eve giderim lan. İnsan hasta olur ha burada. Ya iyiyim ben abi burada. Gayet de güzel ayrıca. Bu ne? Bu şey, zor yılların senaryosu. Bu Ömer Şerefsiz oynamayacak mıydı bunda? Sen niye okuyorsun ki bunu? Evet, oynayacaktı. Ama çok güzel senaryo. De... Ya karakter biraz babama benziyor. Bence Didi o yüzden seçti benim için. Vallahi sen bayağı yükselmişsin ha bu işe. Notlar, modlar falan. Evet, yükseldim. Güzel iş çünkü her zaman denk gelmez. Bu zamana kadar okuduğum senaryolardan en iyisi. Barış be. Alan olmuş. Ne yapalım biliyor musun? Seninle abi kardeş burada keyif yapalım. Sabaha kadar. Böyle eskilerden konuşalım, gülelim, ağlayalım. Ne istiyorsan varım. Ama sonunda eve gidelim oğlum. Şu üstünü başını değiştir. Bir dinlen, kendine gel ha. Abi hiç o muhabbetlere girmeyelim tekrar. Bak ben burada iyiyim, tamam mı? Hiç gelmeyeceğim demiyorum ama şimdi değil. Ay Allah. Nereye gittiğimizi söylemeyecek misin? Hayır. Söylersem sürprizi kaçar. Yani Sapanca'ya götürmüyorsun herhalde beni. Hayır. Çünkü daha fazla yatamam yani. Yatarsam cinnet geçiririm. Sanki çok yattın da, çok dinlendin de. Doktorun dedi hiçbir şey yapmadım bir kere. Ne dedi sana doktor hanım? Dinleneceksiniz dedi ve stresten uzak duracaksınız dedi. Yalnız o dediğin seninle birlikteyken çok mümkün değil. Birlikteyken? Yani ajansta birlikteyken Serkan. Ha. Başka şeyler düşünme. Ne gülüyorsun? Ne o yüzündeki gülümseme? Tamam, bir şey demedim. Bir şey demedim. Hayır, ben her ağzımdan çıkanı artık açıklamak durumunda mıyım? Hayır, hayır, hayır. Feris Hanım, gayet net ve açık konuşuyorsunuz. Yani ben anlayacağımı anladım. Hiçbir sıkıntı yok. Hmm. Hiç. Yola bakar mısın? Tabii. Efendim Peride'cim. Ne? Şimdi mi? Neredesin? Tamam, sen konum at, geliyorum. Tamam. Acil durum. Ya hayır ya. Ya gerçekten acil ama. Aydan'la alakalı. Bak şu işi çözelim, söz veriyorum sana. Nereye istersen geleceğim seninle. Söz verdim ben. Söz, söz, gerçekten söz ama şu an Peride'ye yardım etmem lazım. Tamam. Kim arıyorsun? Fatih. Dicle böyle bir fotoğraf görmüş arkadaşlar Instagram'da. Yayılırsa tatsız şeyler yazabilirler. Feris'e haber ver istersen. Ha Dicle. Alo. Aydın, sen bu fotoğrafı nereden buldun? Ya mahallede çekmişler fotoğrafı. İşte Barış mahallede bir bizim tamirci abinin yanına gitmiş konuşmaya. O ara işte sohbet, muhabbet falan derken yardım etmiş. Bir şey yok yani ortada. Şimdi başka biri çekmesinler şu konuyu. Hmm, tamam, tamam. Ben hemen arıyorum Feris Hanım'ı. Tamam, sen ne yapacaksın? Geçecek misin Barış'ın yanına? Ben şimdi işimi bitirdim. Önce bir Feris Hanım'ı arayayım, bakayım benden bir şey isteyecek mi? Eğer istemezse yanına gideceğim, evet. Tamam, haberleşiriz o zaman. Tamam, tamam, haberleşiriz. Efendim Dicle. Feris Hanım müsait misiniz? Evet, söyle ne oldu? Şimdi Aydın bana bir fotoğraf gönderdi. Barış'ın fotoğrafını çekmişler de. Ne? Kimle? Nerede? Tamirhanede çekmişler Feris Hanım. Barış'ın tamirhanede işi ne? Ya ne yapıyor bu çocuk ya? Yani Aydın'ın söylediğine göre yardım için gitmiş. Ben size bir fotoğrafı atayım, siz bir bakın. Bir saniye bekleyin, atıyorum. Attım şimdi.
Yani kim çekmiş ki bu fotoğrafı? Magazinciler mi? Yok yok, öyle bir şey değil. Şimdi Aydın'la Barış'ın eskiden yaşadıkları mahalleden bir adam aramış galiba Aydın'ı. Mahalleden çocuklardan biriymiş galiba, o da orada yaşıyormuş. Aydın da ne olur ne olmaz başka bir yere çekmesinler durumu diye haber vermek istedi. Tamam, bence bundan bir şey çıkmaz. Yani pek inandırıcılığı da yok zaten. Ne yazacaklar yani? Barış Havas tamirhanede çalışmaya mı başladı diyecekler. Bence siz çok fazla takılmayın. Ha. Tamam yani ben yine de haber vereyim dedim. Siz öyle diyorsanız. Tamam, tamam. Ben şimdi kapatıyorum. Peride'nin yanına gidiyorum. Tamam mı? Hadi bay. Ne olmuş? Yok bir şey ya, sorun yok. Önemli bir şey değil. Evet Peride'cim, yanımda yürüyoruz. Ha, tam olarak neredesiniz? Aptik Bekçi'den aşağı yürüyoruz. Ha, tamam. Dümdüz gelin, beni zaten göreceksiniz. Tamam canım, tamam. Ne diyor? Dümdüz yürüyün, aşağıda göreceksiniz beni diyor. Peki. Aa, Aydan mı o? Ta kendisi. Ay, yanındakiler kim? Hiçbir fikrim yok. Ah! Ne oluyor Peride? Vallahi hayatım, Felek'ten bir gece çalalım dedik. Önce Çukurcuma'daydık. Ondan sonra bir arkadaşımın caz kulübüne gittik. Ardından da oyun seyretmeye gittik ve Aydan kimseyi bırakmak istemedi. Gördüğün gibi herkesi toplayıp yola çıktık. Sonra da sokak çalgıcıları bize katıldı. Peki kim bunlar? Vallahi bilmiyorum. Beni de nereden buldun bu insanları? Ama hayatım, benim de artık o kadar çevrem olsun değil mi? Her şeyi ayarladım, ancak birazcık para lazım. Anca bu kadar çıktı. Geçer. Bakayım. Oo. Yeter de artar bile. Ay vallahi inanamıyorum sana. Sence işe yarayacak mı? Yarayacak elbette. Baksana. Ay Fatih'e bakar mısın neler yapıyor? Ne cevherler varmış bu adamdan. Bence bir denemeye değer ya. Hiç anlamıyorum. Aydan'la Ozan'ı yan yana düşünmüyorum dedim bana. Evet, doğru söyledim ama işte fikrimi değiştirdim şimdi. Rahmi'ye ne diyeceğiz Fatih? Rahmi'de hiç sorun yok. Rahmi okey, hiçbir problem yok. Zaten fazla da zorlamak istemiyor kendisini. Biz konuştuk ve benim için hiçbir sorun yok dedi. Ayrıca konuk oyuncu olarak yer almaya da gayet sıcak bakıyor yani. Hayır, konuk oyuncu falan olmayacak. Ben bu filmi Aydan ve Rahmi ile birlikte yapmak için yola çıktım. Öyle aldım. Aydan ne yaptı? Seni nasıl ikna etti bilmiyorum ama benim cevabım hayır. Bir dakika. Sonuç? Kabul etmedi. Son dakikada böyle bir değişiklik falan istemiyorum diyor. Ne oldu? Ne var? Ne bu haliniz? Aydancığım, ben seninle konuştuktan sonra Ozan'la partner olmanızın daha iyi olacağını düşünmüştüm ama yapımcıya kabul ettiremedim. Çok üzgünüm. Anladım. Ben çantamı alıp geliyorum. Gidip bulacağız onu. Ben konuşacağım, ikna ederim. Bu iş böyle olmaz. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Aydan Hanım. Yok yok, rahatsız olmayın hiç. Burada ne işiniz var? Fatih'le konuştuğunuzu duydum. Filmi yapmaktan vazgeçmişsiniz. Mutlaka bir yanlış anlaşılma vardır dedim. Kendim konuşmak istedim. Doğru duymuşsunuz. Bu Rahmi ile aramızda geçenler yüzünden vazgeçtiyseniz... Hiç ilgisi yok. Tekrar düşündüm. Kafamda oturtamadığım bazı şeyler var. Bana inandırıcı gelmiyor artık bu aşk hikayesi. Neden? Alışılagelmiş kalıpları yıkmak istemiyor musunuz? Yani orta yaşlı bir kadınla genç bir adamın aşkı neden yanlış geliyor size? Aydan Hanım, filmin konusuyla veya sizin Ozan Dolunay'la çalışmak istemenizle ilgisi yok gerçekten. Beni heyecanlandıran bir başka proje var. Ona yoğunlaşmayı düşünüyorum. Üzgünüm. Hangi proje olduğunu sorabilir miyim acaba? Kuzgunlar Şehri. Peki. Tekrar afiyet olsun size. İyi akşamlar.
Aydancığım ne oldu? Ne konuştunuz? Vazgeçmiş, yapmayacakmış. Başka bir film varmış aklında. Hayır, onca yol geldim. Bir sürü sıkıntı, yanlış yönlendirmeler. Menajerim ortada yok. Gelip beni bir görme zahmetine bile katlanmadı. Şimdi de proje iptal oluyor. Hayır, bu nasıl iş ben anlamadım. Hayır, madem yanımda olmayacaktı, neden evet dedi? Neden geleceğim dedi? Sabahtan beri arıyorum, telefonlarıma bile çıkmıyor. Demek ki o baştan beri biliyordu. Aydancığım, düşündüğün gibi değil. Ay ne o zaman Feriz? Neden ben seninle yapıyorum bu görüşmeleri? Niye yanımda Gül'ün var? Neden Fatih'le görüşmek için Peri de yardımcı oluyor? Çünkü Kıraç hastanede. Ay hiç inanmıyorum. Hayır, gerçekten. Gerçekten Aydan, Kıraç hastanede. Dün gece ciddi bir kalp rahatsızlığı geçirmiş. O yüzden hastanede. Niye haberimiz yok? Çünkü hiçbirimizin bilmesini istemiyor. Ya benim bile bildiğimden haberi yok. Ay iyi, iyi, tamam. Siz böyle devam edin. Hay zaten seni ilgilendiren bir durum da yok ortada. Senin yönetmeninin işi hazır. Benim filmimi çekmeyecek ama Kuzgunlar Şehri'ni çekecek. Yani onun için üzüleceğim bir durum yok. Size hayatta başarılar diliyorum. Kıraç'a da selamlarımı iletirsiniz. Benden bu kadar. Ay nasıl oldu bu iş? Hiçbir şey anlamadım. Ben anladım. Efendim. Feriz. Geliyorum ben, yoldayım, işim bitti mi? Bitti bitti, geliyorum şimdi. Tamam tamam, görüşürüz birazdan. Ferizciğim, benim kaçmam lazım. Biraz konuşsaydık hiç olmazsa. Hayatım, bu gece çözebileceğimiz bir durum yok zaten ortada. Yarın ajansta otururuz, etraflıca bir konuşuruz. İyi. O zaman ben de Rahmi'yi arayayım bari. Hayatım, çözeceğiz. Çözeceğiz bunu, tamam mı? Tamam. Çözeceğiz. Bence bunların hepsi Ceyda'nın başının altından çıktı. Yarın oturacağız ajansta, konuşacağız, bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz ve bu filmin yapılmasını sağlamaya çalışacağız, tamam mı? Tamam canım. Tamam hayatım, hadi bay bay. Niye geldik buraya? Gel bakalım. Ha Serkan, biz nereye geldik, neresi burası? Gel. Bir dakika. Hayır hayır, açma, açma. Ama... Feriz lütfen açma. Gel bakalım. Ah, şömine falan yanıyor. Niye geldik buraya? Feriz, etrafına bak ve ne gördüğünü bana söyle. Ne görüyorum? Hiçbir şey görmüyorum. Yani bomboş bir ev görüyorum. Ben anlamadım. Sen burayı aldın mı? Yok yok. Öyle bir şey değil. Nasıl bir şey? Yani ne işimiz var burada? Az önce sana etrafına bak ve ne gördüğünü bana söyle dedim. Sen de bomboş bir ev dedin. Evet dedim. Seni buraya getirdim çünkü sen yanımda değilken nasıl hissettiğimi daha iyi nasıl anlatacağımı bilemedim. Hiç anlatamadım sana. Sen beni konuşturmadın. Ben de nereden başlayacağımı, nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Ama işte tam da böyle hissediyorum. Bomboş ve anlamsız. Evet, yaşıyorum. Nefes alıp veriyorum. Çalışıyorum. Hayatıma devam ediyormuş gibi yapıyorum ama... ...o boşluk hep orada Feriz. Sen benim yanımda yokken... ...ben o boşluğun içinde kayboluyorum artık. Ve... ...ben daha fazla böyle yaşamak istemiyorum. Thank you.
Geçmiş olsun. Teşekkürler. Nasılsın? Kendini daha iyi hissediyor musun? Daha iyiyim. Teşekkür ederim. Niye hastanede olduğunu haber vermedin? Yardım edebilirdim. Yardıma ihtiyacım yok canım. Hadi ama Kıraç. Yapma. Baştan haberim olsaydı işler yolunda gitsin diye elimden geleni yapardım. Aydan'ın yanında olurdum. Film için yanında olurdum. Ama her şeyden son dakika haberim oldu. Gülüm mü söyledim? Hayır. Bir şekilde öğrendim diyelim. Nasıl öğrendiğimin önemi yok. Bir gün. Sadece bir gün ajansa gelmedin. Bütün işler birbirine girdi. Anlaşılan senin hiçbir şeyden haberin yok. Peki. Ben anlatayım o zaman. Aydan geldiği andan itibaren sorun çıkardı. Rahmi Bey'le çalışmak yerine Ozan Dolunay'la çalışmak istiyorum diye tutturdu. Feris'in yönetmeni Fatih zaten kendi başına hareket ediyor. Yapımcıyla konuşup projeden vazgeçmeleri için arkamızdan iş çevirmişler. Sonuç, Aydan'ın filmi çekilmiyor, iptal. Bak, Kıraç, bunları gerilmen için söylemiyorum. Sadece bil diye söylüyorum. Doktorum bahsetmiştir. Bundan sonra üzülmek, sıkılmak, stres olmak gibi lükslerin yok. O yüzden hayatını ben kolaylaştıracağım. Cahide ile konuştum. Tamam o iş. Seninle tekrar görüşmeyi kabul etti. Özür dilemen şartıyla. Ben kesinlikle... Bitirmedim. Özür dilersen... Aydan Kuzgunlar Şehri'nde oynayacak. Hem de Ozan Dolunay'la beraber. Serkan'la birlikte dergiye röportaj vereceksiniz. Herkesin egoda işler yolunda mesajını görmesini istiyorum. Bundan sonra bana asla ama asla yalan söylemeyeceksin. Benimle işbirliği yapacaksın. Ben de sana yardım edeceğim. Serkan'ı bitirmen için. Ne dersin? Var mısın?